Evet bugün yayını erken başlattık. Şu an için bir sıkıntı görünmüyor. Ayarlarımızı yaptık. OBS'imiz yukarıda kalsın. Tamamdır. Mesaj gelirse buradan takip ederiz. 3B yazıcılarla ilgili yayında izledik. Kendi kişisel sayfamızda paylaştık. Hı, burada linkini paylaşayım la <laughs> lay lay lay, 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 lay. <laughs> Herkes gelene kadar yine başlangıç duyurularını yapıyorum. hasta uzun uzun diye böyle kişileri ekleyip e, büyük duyurular yapmak lazım ama derdim o değil. Organik olarak ilerlemekten yanayım biraz. Hani şu an bu videoyu izleyenler ve videoyu izleyenlerin arkadaşları şeklinde ilerlememiz daha iyi. O yüzden sizin paylaşmanız daha kıymetli. Yoksa ben hep aynı arkadaş listesinin aynı kişilerine davet ettiğim zaman ben de yoruluyorum. Çok da böyle isteksiz oluyorum. Biraz daha ilgili olan kişilere direkt hitap etsek daha iyi. Hep bunu felsefe edindik. Öğrenenlerde reklam hep yasaktı e, 17.000 kişilik topluluğumuz var. Bir kere toplu mail atmışlığımız yok. Kimseyi rahatsız etmedik. Yani öğrenenlerden bir e-posta geldiyse hani kıymetlidir denilebilmesi için. Ama e, şunu da çok karşılaşıyoruz. Hep böyle bizi e, birileri keşfediyor. Tanıştırıyor birileriyle. Ve Allah Allah nasıl olmuş ya ben sizi duymamışım. O kadar güzel işler yapıyorsunuz falan da kalıyor. Yani e, bir yandan da aslında yaptığımız işlerin duyurulması lazım. Ama organik ilerlemekten çok memnundum. Bir 4-5 senemizi herhalde organik ilerlemeye ayırdık artık. Bundan sonra duyuru yapmak gerekiyor. Ki YouTube tarafına da girdik. Tek eksiğimizin ün olduğunu anladık. Yani kaliteli işler hep yapıyormuşuz ama insanlara ulaştıramıyormuşuz ya da biraz bu konuda zayıf kalmışız. O yüzden daha yeni yeni tanınacağız olsun. İşi düşen biliyor. <laughs> Zaten her yerde şeyi söylüyoruz. Yani bir işin altından kalkamazsanız gelin. Hani işte internet sayfası e, yapıyor musunuz diyorlar. Diyorum dışarıda bir kişi yapabiliyor mu bu işi? Yapıyor. O zaman biz yapmıyoruz. Hani olabildiğince herkesin yapabildiği işleri almamaya çalışıyoruz. Çünkü biz her halükarda zaten para kazanabiliyoruz. Ama bizim derdimiz yeni şeyler öğrenebilmek. E, en böyle yetenekli, becerikli insanlarla bir arada olabilmek. O zaman kıymetli oluyor. Bilmediklerimizi öğrenmeyi çok seviyoruz. <laughs> çok uzattım. Saat 10 olmadı. Bir dakikamız var. Ama güzel oldu. Erkenden bu sefer paylaştık. 22.00'da şey olacak. Ee, şuraya bir tane Google açayım. Tamamdır. 3 kişi gelmiş. Güzel. Yayına başlayayım mı? Başlayayım. O zaman biz başlayalım. İnsanlar gelirse gelirler. Ee, biliyorsunuz aslında şundan başlayayım. Ee, Ogranenler.com adresimizde bir katış oyunumuz var. 12 Mayıs'a kadar devam ediyor. 12 Mayıs'tan sonra ne gelir bunun üzerine bilmiyorum. Ee, ben yine de hala sizin seviyenize göre <laughs> zorlaştırmadan ilerletiyorum. Ee, asıl oyunlarımın hiçbirini oynatmadım. Onlar oynattığında belki biraz daha şey olacak. Bu sefer Escape'in içerisinde 8. oyunun çözümünü koymadım. 9. oyunun çözümünü de koymayacağım. Yani bugünkü oyunun çözümü de olmayacak. Artık oyun çözümleri paylaşmayacağım. Buraya kadar olanlar oldu. Teşekkür ederim Hasan Dikmen. Abdullah Sabur sen de hoş geldin. Buradan ödül alabiliyorsunuz bu katış oyununa katıldığınızda. Zaten her gün kazananları burada paylaşıyoruz. Ee, bir ufak şifre gibi bir şey veriyoruz ya da e, gizli bilgi. hani Siz de bunu e, günün sonunda bilirseniz mesela bugünün e, acaba kitabını kim kazanacak? Bir de buradan alacağı puanla 12 aya nasıl ulaşacak? Tam da Spring üretimi için ihtiyacım olan bir konuydu. Yay üretimi anlamında mı Spring? Spring'e bakayım. Belki başka bir anlamı vardır. Ee, Hasan bu şekilde yazmış Spring'i. ha Güzel. Bunu Mark Forge'da yapsan daha iyi olur. Tam da kapak fotoğrafının içerisinde olan şey. <laughs> Mark Forge, 3D Pro zaten şu an distribütörlüğünde. Kendilerinden aslında şey yaparsan hizmet alıyor alınıyor mu bilmiyorum. Alınıyordur muhtemelen. Hani cihazı satıyorlar ama sanırım hizmet de veriyorlar. Buradan istediğin malzemeyi seçersin. E, Onyx var. Sert sağlam doğru parçalar. Yani bir sürü plastik var. Kevlar var. E, uçak e, endüstrisinde bile hani kullanılabilecek parçalar var. Hani o yüzden e, sen buradan hangi malzemenin sana uygun olacağını arkadaşlara sorarsın. Onlar senin için önerisini yaparlar. E, karbon fiber mi? Fiber glass mı? E, hangi malzemeler kullanılacak? Onlara bakarsın. Hani onunla prototipini alırsın. Ee, evde kendin de yapabilirsin aslında Soğuk döküm diye de bir şey vardır Ona da gireceğim O 8 kişi olmuş tamam başlıyorum Merhaba arkadaşlar Şimdi 3 boyutlu yazıcıları Sıfırdan anlatayım ki Herkes anlayabilsin diyorum 2 boyutlu yazıcı ile 3 boyutlu yazıcı arasındaki fark nedir Biraz da ondan da bahsedeceğim Şimdi 2 boyutlu yazıcı Kağıtların üzerine e, Lazerle elektron bombardımanı yapmak ya da mürekkep püskürtmek gibi bir yazıcı sistemidir. Kağıdın üzerinde sadece bir tane karbon, yani bir tane mürekkep katmanı oluşur. Daha yüksek katmanlara çıkmazsınız. Hani S harfini bastım, bir daha baskı gönderdin, üstüne başka bir yazı denk geldi. Tamam ikinci katman dersin ama yine o da zaten üst üste geldiği için daha fazla böyle kalınlık artmaz. Ama 3 boyutlu yazıcılarda eklemeli imalat denilen bir yöntemdir 3 boyutlu yazıcı. Üst üste, üst üste, üst üste katman katman ilerler. Aynı Lego mantığıyla. Lego'nun birinci katmanına döşersin ikinci katmana bir şey koyabilmek için altta bir katman olması lazım ki Lego'yu bir yere takabilesin. Yoksa Lego aşağıya doğru düşer. Üç boyut yazıcılarda da böyledir. Baş aşağı bir bardak basmaya kalktığında tepesi çöker. O yüzden ona destekler basman gerekir. Üç boyutlu yazıcı eklemeli imalattır dedik. Bir de talaşlı imalat vardır. Talaşlı imalat CNC denince belki aklınıza geliyordur. Parça kaldırılan şeyler, teknolojiler. E, talaşlı imalat yazayım buraya sonra freze gibi imalat yöntemlerinde işte şöyle kesici takımlardan biliyorsunuz belki gif yazarsam hani oradan güzel şeyler çıkar. Yani matkap gibi böyle dönen büyük kesici takımlar parçaları kopara kopara ilerlerler. Bazen alttan koparır, bazen yukarıdan koparır. İkisinin farklı farklı avantajları, dezavantajları vardır. Bu teknolojinin adı taraşlı imalattır talaş koparttığı için yani sıf ahşap talaş değil yani küçük parçaların kopması sistemine metalde koparırsan e, o da talaşlı imalat, plastik de koparırsan o da talaşlı imalat. Yani üç boyutlu yazıcıdan basılmış bir şeyi CNC'de işlemeye kalkarsan bu da talaşlı imalat. Eklemeli imalat dediğinde additive e, manufacturing diye geçiyor. Eklemeli imalat dediğimizde de üst üste katmanlı üretim diye geçiyor. İşte katman 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 sürekli oluşturmak. Bu sadece plastik mi olur? Yok. Metal de olur, ahşap da olur. Ahşap filamentler var onları da anlatırım katkılı. Ee, farklı farklı filamentlerle aşağıdan yukarıya doğru oluşturuyorsunuz. Çikolata baskısı bile olabiliyor. Şimdi 3 boyutlu yazıcılar niye çıktı? Ne zaman çıktı? <laughs> ben buraya niye çıktım falan der gibi. Ee, hatırlıyorsunuz. Belki hatırlamazsınız tabii ki. O da şey söz konusu. E, 1984-5-6 yani o civarlarda 3 boyutlu yazıcılar e, bir abimiz tarafından First 3D Printer Invented falan filan diyeyim hadi Bir tane gazete haberi küpürü e, görünür bunu yazdığımızda şu amca Bu amcanın bir eski e, halinin fotoğrafı vardır Bir gazete küpüründe bilmiyorum burada görünüyor mu Belki adını yazarsak çıkar Aa burada 1983 yazıyor mesela burada da. E, 83 yılında ilk 3 boyutlu yazıcı tekniği stereolitografi dediği e, işte icat edilmiştir. Charles Hull tarafından. Araştırmak isterseniz daha detaylı bakarsınız. İşte lazerin e, sinterleme yöntemiyle e, yapılıyor. Bir ayrı bir teknik. İşte ne için e, yapılmak isteniyor aslında ilk başta 3 boyutlu yazıcılar? Ya bu uzay araçları çok uzakta. Orada bir parça koptuğunda bizim oraya parça göndermemiz çok masraflı zor oluyor. Onun yerine orada bir imal aracı olsa biz burada sorunu tespit edip orada tarasalar, buradan da göndersek gibi bir fikir. Yani tasarım olarak düşünmeye yaklaşabilirsiniz. Araştırdığınızda da, düşündüğünüzde de zaten çıkacak sonuç yine böyle bir sonuç olacaktır. Üç boyutlu yazıcılar CNC'lere nazaran daha becerikli araçlardır. Size bir tane örnek göstermek istiyorum bununla ilgili. Yani normalde CNC basket yazdığınızda CNC sepet imalat şey videosudur bu mesela. Şöyle hızlı bir şekilde göstermeye çalışayım. Yani zordur üretilmesi ama mesela bakın şöyle ilerleteyim. Bir tane işte basket potası sepeti üretilmek isteniyor. İşte ileri ileri alıyorum. Birkaç tane kesici takım farklı farklı kullanılıyor. Bunlarla böyle değişik aksislerde bunlara şey denir 5 eksen. Yani nedir bu X Y, Z, bir de T, W var. Hani tabloda dönüyor ve yukarı kalkıyor gibi. Hani Bunlar da olduğu için 580 falan oluyorlar. Bunların bile basamadığı bazı değişik geometriler vardır. Bunların üretemediği diyeyim. Ee, bu cihazları bile yapamıyorlar. İç içe geçmişler ve onun e, üretimi çok zor. Onları bile 3 boyutlu yazıcılarla yapabiliyoruz. Niye? Çünkü katman katman işliyoruz. Hatta 2005 yıllarında ben bir sunum yapmıştım üniversitede nanoteknoloji sunumu. Sanki orada bu kadarcık bir fabrika varmış da laptoplarımızı artık evimizde kendimiz üretecekmişiz. Silisyumu alacakmışız da işte poliamid falan filan hani bir sürü elementlerini şunları bunları dahil ederek Hani böyle bir video vardı, onun üzerinden anlatmaya çalışmıştım. O zaman da katmanlı üretim gibi görünüyordu ama tabii ki o biraz zor. Çünkü çipin içerisine silisyum tarihçiliğini koydun sonra uçmayacak mı? Oksijenle tepkimeye girmeyecek mi? Hani bir sürü şey var. O kadar mümkünatı bu dönemde yok ama belki ilerlerde olur. Eklemeli imalatta bunun tam tersi olarak yapılan bir sürü yöntem vardır. En yaygın yöntem FDM teknolojisidir. Printer diyeyim. Ee, bunu en iyi anlamanın yöntemi de aslında FDM'i şöyle göstereyim. FDM e, ee, timelapse yazayım. Biliyorsunuz bir şeyi anlamak istiyorsanız timelapse yapıyorduk. En güzel yöntem budur. Tıklıyorum mesela bir tane 28 saniyelik bir şey varmış. Malzeme arka taraflarda bir yerlerde filament denen böyle makarna gibi böyle makaranın içerisinde sarılmış bir malzeme. Burada borunun içerisinden geliyor. Şu tepede ısınıyor. Isındıkça eriyor. Eriyen şu bu e, musluk gibi böyle kafasından nozul deniyor. Oradan böyle aşağıya doğru akıyor. Akar akmaz donuyor. Donması için bazen pervane kullanıyorlar. İşte hava üflüyor. Hava üflenince sertleşiyor. Ve hızlı bir şekilde üretim gerçekleşiyor. Timelapse derseniz her sistemi daha iyi öğrenebilirsiniz. Mesela SLA denilen bir yöntem vardır. SLA yöntemde de biraz daha çözünürlük hassastır. Reçine denilen bir kap, e, işte yani reçine denilen bir malzeme vardır. Reçine malzemesinin içerisine lazer e, ışını gönderilir. Lazerin kalınlığı kadar çözünürlükte ürünler üretebiliyorsunuz. Tepeye doğru yapışıyor reçine. Reçine dediğimiz şey e, çok çabuk kürlenme denilen sertleşme özelliğine sahip. E, bu yüzdendir ki ışığın altında ya da ışık ortamında çok fazla bulundurulmaması lazım. Kimyasal olduğu için kokusu bilmem nesi çok uğraştırıyor. Ama hassasiyet konusunda da e, kapalı çarşıda en fazla kullanılabilecek, belki mücevher e, tarafında kullanılabilecek yazıcılardan biri de budur. Reçinesini koyduğunuzdan sonra aşağıdan yukarıya doğru lazer ışını katman katman görseli gönderiyor. Yukarı çıkıyor, geri batıyor, lazer geliyor, yukarı çıkıyor, batıyor, yukarı çıkıyor, batıyor şeklinde. Böyle bir imalat söz konusu. Sonra kabına atıyorsunuz, support denilen destekleri böyle üstünden çıkarıyorsunuz. Bazı cihazlar vardır. Asetonun içine attığında bütün support dediğimiz o desteklerini atar. Bazı yazıcılar vardır suya atınca bütün desteklerini falan çıkartır. Böylelikle siz istediğiniz tasarımı çok yüksek detaylarla yapabilirsiniz. Yani mesela bir yüzük parçası aldınız, ondan bunu üretmek o kadar da zor değildir. Bunun için mesela wax dediğimiz bir yöntem vardır. Wax 3 diye geçer. Wax 3 ring making diyelim. SLA yazıcısıyla olsa şu güzeldi galiba öyle hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Şuna bir bakayım. Şimdi bir tane numune almanız gerekiyor mesela. Bunu SLA yazıcıdan alıyorsunuz. Sonra o SLA yazıcıdan aldığınız baskıyı bir kalıbın içerisinde koyuyorsunuz. Burada yapmamış. Mesela direkt yüzüğü koymuş. Yüzüğün üst tarafını altına ve üstüne silikon kalıp gibi bir şey dökmüş. E, rubber zaten burada söylüyor. Cutting rubber die diyor. Rubber e, plastik diyor kalıbın içerisinde. Sonra bunun içerisine mum malzemesini e, döküyorsun. Mum malzemeyi döktükten sonra ne oluyor? Mum şeklinde yüzükler oluyor. Bir tane uzun mum çubuğu alıyorsun. Bu mum çubuğunun etrafına bunları ısıtarak tık, e, yapıştırıyorsun. Yapıştır yapıştır yapıştır. Sonra bunu alçıyla kaplıyoruz. Bakın mesela burada her yüzüğün alt tarafına bir tane çubuk gibi bir şey saplıyor ki mum ağacı dediğimiz o şeyin içerisinde dallar böyle birbirlerine çarpmasınlar. Böyle parçalar oluyor. Sonra bunu işte bakın silikon içerisinde böyle görünüyor. O mumları alıyorsun. Sonra bunları birleştiriyorsun. Youtube'da şöyle bir özellik vardır. 3'e basarsan onda 3'ünü gösterir. 4'e basarsın onda 4'ü gösterir. Hani öyle öyle ilerleteyim. Bakın burada çubuğun etrafını her birini tek tek ısıtarak değdirmiş. 10'da 5'i gösteriyorum. onda 6'ya batırdı şu an. Ee, onda 6. onda 7. Biraz hızlı gitti. Ee, burada e, ne yapıyorsun? Alçıdan çıkarıyorsun. Sonra bunu ısıtıyorsun. Isıtınca içindeki bütün mumlar çıkıyor. Bütün mumlar çıktıktan sonra artık içi boş. Karınca yuvasından oluşan böyle bir delikli bir şeymiş gibi oluyor. Altını döküyorsun içine. O bütün mumların olduğu her yere altınlar giriyor. Girdikten sonra karşında böyle bir sonuç alıyorsun. Sonra da işte yerinden keserek birkaç taşlama, son işlem, finishing diye geçiyor bu işlemler. Bunları yaparak mesela elde edebiliyorsun. Bunu yaparken işte kullanılan sistemlerden bir tanesi SLA denilen şu yöntem. Hani bunu 3 boyutlu yazıcıdan baskısını alırsın. Sonra da artık bu şekilde kullanırsın. Yani siz buradan başka örneklerine bakarsınız. Çok detayına inmiyorum. Bunların yanı sıra. Aslında bir sürü yöntem vardır. Hatta ben size 3 boyutlu yazıcı yöntemlerinden bazı ilham vericileri göstermeye çalışayım. Yine YouTube açayım. Ee, bir kere mesela Chocolate Printer vardır. Mesela bir şeyin başına malzemeyi yazarsan o zaten sana printer'ı çıkartacaktır. Mesela bir tane ekmek parçası almış. O ekmek parçası şuradan da hızlandırayım. Beni de böyle hızlandırarak izleyin. <laughs> Canlı yayında olmuyor ama hani başka zamanlarda daha iyi olabilir. Şimdi burada bir tane piston var. Ne yapıyor? X ve Y yönünde kayışlar böyle böyle hareket ediyorlar. İşte buradan bir motor sarıyor. Sardığı için böyle diye kayıyor. X yönünde Y yönünde. Yukarıda da bir tane Z ekseninde bir şey var. Bazen plastik malzeme gelir. Bazen demir bir çubuk gelir. Bazen yukarıdan aşağıya çimento aşağı iner. Ya da çikolata vardır. Onu havayla ittirirsin. Buna pneumatik yöntem deniyor. Yukarıdan mesela havayla çikolatayı basınçla yukarıdan itiyorlar. İçine koyduğunuz çikolatanın bir kıvamı vardır. Kıvamından şeyi anlayabilirsin. Ne kadar zamanda ne kadar çikolata akıtıyor. Ona göre hesabını yapıp kalibrasyonunu yaptıktan sonra üretebilirsin. Ama bakın support olmadığında yani şunun altında mesela destek koyamamış. Koymadığı için de haliyle burada senin çikolatayı yan koyuyorsun aşağı doğru sarkıyor. Düz koymaya çalışıyorsun aşağı sarkıyor. Böyle bir şeyle karşılaşabiliyorsun. Anında soğutmak konusu bu yüzden önemli. Bazen buna e, bridge köprüleme denilen bir yöntem vardır. Malzemenin mesela burada bir malzeme var. Burada malzeme var. Arasını çizeceksin. O zaman ona briç e, yöntemi yani köprüleme e, kalitesi çok iyi denir. Malzemeyi akıtırsın. Akıtırken böyle bir yandan soğutursun. Çizgi böyle dümdüz gelir. Yani bunun ikisinin arası şöyle gider o kalitesini belirtir yazıcının. Ee, buradan devam ediyorum. Bir de filamentin tabii ki. Ya. Yani filament de önemlidir. Filaman malzemesidir. Onu da anlatacağım. Çikolatayı böyle böyle basarak katman katman üretebiliyorsun. Yukarıya doğru çıkıyor. Ya da farklı işte yüz e, şeklinde falan yapmış. Bunlar üretilebiliyor. Bunun yanında mesela yine gıda üzerinden gideyim. Evet ya canım çekiyor ben de bunu her açtığımda. Bir de evden de çıkabiliyoruz ya çok. Sugar printer diye bir şey var. Burada çok sevdiğim bir tane video vardı. Onu bulabilirsem. Bir fuar alanı. Sugar 3D Printer diyeyim. Mesela bu bir fuar alanı galiba. Bir yazıcı var. Bu yazıcının içerisinde katmanlı bir şekilde üretiliyor. Bir gıda sıvısı ile birleştiriliyor. Ne olduğunu bilmiyorum. Belki de sudur. E, toz seriliyor un gibi böyle her yere. Sonra sadece o noktalara e, ıslatma e, gerçekleşiyor. Sonra mesela bu az önce gördüğünüz şu şekiller bak hem renkli hani ona göre sıvı damlatırsın. Kırmızı, yeşil mavi olunca RGB LED diyorduk ya hani mesela kırmızı yeşil mavi renk karışımlarıyla işte istediğin ana renkleri her şeyi çıkarabiliyordun ara renkleri. E, burada da kırmızı sıvıdan, yeşil sıvıdan mavi sıvıdan karışımlar vererek belki de o sırada rengi çıkartıp böyle bir baskıda alabilirsin söz konusu. Kare yani küp şeklinde bir şeyin içerisine küre koymak çok kolay bir şey değildir. Burada da yapmak baya güzel çevşi etmiş zaten adı. Bunun yanında pankek gıdadan gideyim de sonra unutturacağım bunları size. <laughs> pankek printer'da da şöyle bir şey vardır. Önce malzemeyi akıtıyorsan o akan malzemeler ilk başta kızarırlar. İlk kızaran kısımlar böyle çevirdiğinde renk tonu oluşur. Arka tarafında gördüğünüz gibi. Hani bu dinozoru çevirdi. İşte bunun üst tarafında mesela ilk malzemenin aktığı yerler böyle olduğu için buna göre şekil e, değiştirmiş oluyor. E, bunu geçtim. Başka ne vardır? Gıda tarafında ya pizza printer bilmem ne falan bir sürü seçenek var da onlara artık girmiyorum. E, mesela şey vardır. Building printer diyeyim oradan devam edeyim. Yine aklıma gelirse geri tarafa dönerim. Şimdi building printer dediğimde e, bina yapımı söz konusu. E, mesela burada bir tane e, amcamız vardı kendi kızı için mesela e, bahçeye kule yapmıştı. Şuydu. E, Bak bir günde falan yapılan başka başka şeyler de vardır mesela hani o yöntemler de vardır. E, i̇nternette mi zorluk var? Yok. Heh. Şu yukarı tarafta çimento var. Çimentolar sağlanıyor böyle. Aşağıya doğru sen hareketlerini sağlıyorsun ki burada support koymak çok zordur mesela çimento için hani o yüzden aşağı doğru lök diye düşer hiçbir şekilde havada tutamazsın öyle köprüleme yöntemiymiş bilmem neymiş tutmaz yani. O zaman ne yapacaksın? Mecbur buna özel bir geometri sağlayacaksın. Dışta bir katman yarım içeri yarım içeri yarım içeri yarım içeri diye 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 bunu daraltacaksın. Bir de bu baskı yönteminin adı vazo modu diye geçiyor. Vase mod falan filan diye. Böyle yuvarlakımsı şekiller falan olduğunda makinenin kafası x'e gideceğim y'ye gideceğim x'ye 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 falan filan diye tek tek uğraşmayıp diye yuvarlak gidiyor. Yani burada tıkı 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 gitmek yerine diye gidebiliyor. Ee, Fanuk Boxford eski zamanların CNC kodlarını bilenler varsa hani onlarda filan da vardı. Tek tek veriyi yazmak yerine ıı diye gösterebiliyorsunuz mesela hareketi. Ee, buradan böyle işte üretiliyor. İşte soğuyan kısmı bakıyorsunuz e, biraz daha işte beyaz renkli mi olmuş? Alt tarafları filan biraz daha hızlı soğumuş. Üst taraflarına bakıyorsunuz daha yeni çamur. Bakın burada belli oluyor işte soğudukça böyle. Ama inşaatlarda bilirsiniz betonun oturması lazımdır. bunda ne kadar dayanıklı, ne kadar güvenilir bilinmiyor. Çin tabii ki bir ara herhalde şey olmuş. ikinci kattan sonrasına izin vermemiş. Sonra işte yeni bir teknoloji daha üretilmiş. Bu sefer de kolon ve kirişleri robot kollarla yerleştirip üzerine devam ediyorlar mesela. hani bu şekilde de bir sistem düşünmüşler. Bir günde filan. Ee, ev kurulabiliyor. Ee, bu da tabii ki e, afet bölgelerinde çok fazla işe yarayabilir. Güzel bir sistem olabilir ve insanlara e, Hobbit evi gibi böyle özel evler falan tasarlamak istediklerinde bunu da kullanabilirler. Daha hafif çimentolar kullanılırsa insanlar da taşıyıp üst üste de ekleyebilir. İşte ne kadar güvenli oldu o biraz size kalmış bir şey. Metal printerı da Bridge Printer ile anlatmak istiyorum. Bridge Printer da şöyle bir şeydir. Önce kendi yolunu e, tasarlar. O yolunu tasarladıktan sonra da e, köprüyü e, tasarlar. Yani kendisine bir yol çiziyor, bir yandan da köprüyü yapıyor. Böylelikle e, çok dayanıklı köprüler üretebiliyorsunuz. Kaynak teknolojisiyle hemen hemen aynıdır. E, i̇şte tık mık, hani metal inert gases diye bir şey vardır, mık kaynağı diye geçer ya. Hani içerisinden mesela metal geçiyor borunun içerisinden, şöyle borunun içinden geldi. Burada elektron bombardımanıyla onun ucu e, eriyor. Yani erime noktasının üstüne çıkıyor. O noktadan da artık e, moleküler bağ oluşuyor. Ve çelik malzemesi böyle 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 katman katman kaynaklanıyor. Burada tabi biraz daha az anlatmış. Ben o görselden gördüm. Daha başka bir e, video vardı. E, ben o sandım ama olsun. Bu da birazcık kafamızda bir şeyler oturtmuştur. Burada şunu düşünün. İşte önce yolun kenar tarafını e, basıyor. Sonra da ortayı basıyor. Bakın bridging dediğim yöntem bu. Bridging performans incredible falan diyor bir yerden bir yere doğru eğilmeden gitme performansı. Şimdi bunu da geçtim. Ee, mesela organ basılabiliyor. Ee, o yüzden kid kidney miydi? Evet kidney printer. Burada da işte mesela bir böbrek ee, burada baskı var burada arkadaşlar. Mesela insanın vücudu taranıyor. Tomografik tarama yöntemleri vardır böyle. Hatta bazı işte şimdi ileride şeyler oldu böyle. E ontodontistler mi oluyor ne oluyor? Kemiklerinizi tarıyorlar. Taradıktan sonra doktorlar işte 3 boyutlu yazından baskısını alıyor. Bakın sizin kemik böyle diyor, eğri diyor, şu şu falan filan diyor. 1500 lira viziteye ekliyor mesela. Ya da işte e, diş konusunda bir şeyde de falan üretilebiliyor. Ya da e, tomografik tarama yerine MR datalarından insanların kafatasının e, taraması yapılabiliyor. Mesela şuraya kadar fotoğraf çekiyorsun. Buraya 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 derken böyle dilim 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 dilim, dilim alıyorsun bütün MR datalarını. O MR datalarının tamamının içerisinde boşaltıyorsun diğer yerlerini. Bunlar böyle kafes 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 oluşuyor ve bir bakıyorsun kuru kafa şekli senin artık e, mevcut. Doktorlar bakıyorlar. Normalde ameliyat olacakları zaman işte her yeri kıracaklar, belki çekişte vuracaklar bilmiyorum. Hani nasıl kemikleri deliyorlar? Tabii ki teknoloji gelişti hani daha güzel yöntemler vardır da ben GEYE vuruyorum. Hani onu mesela daha büyük bir alanı zarar vermek yerine artık önlerinde baskı alıp nerede problem olduğunu keşfedip sadece ufacık bir delikle ihtiyacım kadarını deleyim oradan yaparım ameliyatı şeklinde bir ön çalışma oryantasyon giderebiliyorlar. Bu da insan hayatının biraz daha iyileşmesine neden oluyor. Mesela burada bir tarama yapıyor. Bakın burada lazer yukarıdan aşağıya doğru yansımayı kullanarak ne kadar derinlik olduğunu tespit etmeye çalışıyor. İnsanın derisi burası. Derinin altındaki dokusu burası diyelim ve burası mesela yara aldı yani biri ısırdı ya da bir şey oldu acık böyle içeriye girildi e, bu yarayı iyileştirmek için taramayı yaptı yaptıktan sonra birinci kartuş ne yaptı alt kısmı malzemesini biyo kartuş denilen şeyle üretti öbür taraftaki de e, yeni bir deri üretti belki de böyle yaralarımızı tedavi edebileceğiz e, biyo kartuş diye geçiyor aslında burada kök hücre kopyalama kök hücre üretimiyle e, sağlanıyor bu teknoloji şöyle geçeyim biraz e, burada bir tane şey organ basıyorlar da mesela taramayı anlatıyor İşte dataları göndeririz diyor böyle yukarıdan aşağı dilim 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 işte üst üste konur sonra onun şekli ortaya çıkar yazıcıyla biyo kartuş tabii bu kadar hızlı olması hem e, zor hem de e, çalışabilir olması çok gerçekten zor ama yine de olsun e, bir yarı şey diyorlardı. 6 ay yaşayan böbrek bulundu da hani 6 e, ay falan değil. E, öyle 1-2 saattir belki yani ya da bir e, haftadır bilmiyorum. Bunu detaylı araştırmak lazım. O bilgiyi benden almayın. Doğru bilgi bende yok. Ama e, bir ara çalışan, e, bir miktar kadar çalışan diyeyim böbrek olduğu söylenmişti. Şimdi aslında şöyle düşünürsek spinach, hurt falan yazdığımızda e, ee, ıspanaktan mesela kalp zarı yapma yöntemleri de vardır. Ama bu üç boyutlu yazıcıyla alakalı bir konu değildir. E, ee, mesela dış dokusu e, kalbin kan akışı için mesela çok uyumlu olduğu söylenmiş. Hani belki e, farklı teknolojiler de kullanılabilir. İlla üç boyutlu yazıcı kullanmasına gerek yok. Üç boyutlu yazıcıdan kalp yapmak gibi. Böyle içerisindeki klorofili mi alıyorlardı neyi alıyorlarsa artık e, kalp yapılabiliyor falan gibi söylentiler vardı. Şimdi bunları geçiyorum. Artık asıl konulara giriyorum. Mesela metal konusunda SLS denilen bir 3 boyutlu yazıcı yöntemi vardır. Sinter lazer Sintering diye geçiyor. Metal yazayım şuraya. Mesela o yöntemlerden bir tanesi budur. Yani DLP falan farklı yöntemler de var. Onları da anlatmaya çalıştım. Bu Direct Metal Lazer Sintering diye geçiyor. Stratasys meşhur markalardan biridir. Yukarıdan aşağıya lazer. Önce bir toz seriliyor. Serildikten sonra yukarıdan ısıyla lazerle kaynatılıyor. Burada bir donma söz konusu oldu. Hemen tutuyorum. Kusura bakmayın. Şuradan biraz gram vereyim o kendine gelecektir. Şunu da kapatayım. Hadi oğlum yapabilirsin. Bu bölümü şeyden keseriz. Sayfadan çıkalım biz onu buluruz. YouTube diyorum. Ee, bunu anlattım var Hadi diğerlerine gireyim. Ee, DLS diye bir yöntem vardı. Ee, 3D printer. DLP galiba 3D printer. Ya yani çok fazla oldular bunlar artık. Yani ee, o yüzden şey çok artıyor. Bu değil tabii ki. Metal 3D printer diyeyim. DLP değildi. Ben karıştırdım. Metal 3D Printer. Spin falan filan yazsam çıkar. Neyse aklımda olanı kaçırdım. Ee, aha burada. Şunu göstermek istiyordum. Bunun adı neydi? Unuttum bunun adını. Mesela bu da sürekli tezgahı döndürüyorsunuz. Döndürdükten sonra o elektron bombardımanıyla e, oluşuyor. Hani size demiştim ya X vardır, Y vardır, Z vardır. Bir de T ve W vardır diye. Burada o T ve W'yu da kullanıyor. Bakın tablanın eğilmesi. Hani X, Y, Z'de kafa yine hareket ediyor. Ee, alt ekseni değiştirdiğin için de e, robot kol gibi TW hareketi sağlanıyor. Bu yüzden de 5 eksen denilen şey ortaya çıkıyor. Hani 5 eksen nasıl oluyor ki derseniz aklınızda bulunsun. Peki hiç 4 boyutlu printer diye bir şey duydunuz mu? 4 <laughs> boyutlu printerda sizce 4. boyut nedir arkadaşlar? Aslında 4. boyut zaman. Şöyle göstereyim. 3 boyutlu yazıcıda işte baskıyı alıyorsunuz, aldıktan sonra bunu suda bekletiyorsunuz. Doğru e, kısımlar, şu kısımlar, bu sıvının içerisinde e, yeni bir işleme giriyor ve katlanarak son nihai haline eriyor. Hani artistik yapmışlar biraz, 4 boyutlu yazıcılar falan filan diye. Hani 3 boyutlu yazıcıyla bir şey yaptıktan sonra e, onun kendi kendine devam etmesi. Ama bunu tabii ki düşünürseniz suyun altında. E, gerçekleştirilebilecek bir imalat tekniği de ortaya çıkabilir. Mesela ben bu tür baskıları maske yaparken alıyorum. Onlarda da düz bir şekilde baskıyı alıyorum, soğumadan yüzüme getiriyorum, şöyle kafamın şekline iyice yediriyorum. Yedirdikten sonra artık o benim kafamın şekline göre bir maske olmuş oluyor. Hani böyle e, cadılar bayramı Halloween gibi falan şeylerde Halloween mask falan filan dediğinde 3D printer. Hani bunlardan böyle yapabilirsiniz. E, kendi yüzünüze doğru bunu bastırırsınız. O şekli eriştirirsiniz falan filan gibi. E, neyse geçiyorum. Bunu da anlattım. E, size 3 boyutlu yazıcılarla ilgili rap rapı anlatayım. Bu rap rap bir 3D printer yöntemidir. Rep <laughs> çıktı. Ee, hep böyle yanına bir şeyler yazmam gerekiyor. Rap rap kendini doğuran yazıcıdır. İşte 3 boyutlu yazıcıdan bastığın parçalarla kendi 3 boyutlu yazıcını yapabilirsin. Ee, şöyle göstereyim. Mesela buradaki malzemeler daha çok plastiktir üzerindekiler. Şuraya gelin de daha iyi görürüz. Ha. Üzerindeki kırmızı beyaz gördüğünüz her şey plastiktir. Elektronik ve birkaç mekanik aksamı mecbur e, ee, yani başka malzemelerden yapmanız gerekecek. Onların dışındaki her şey plastik. Bu da RepRap kendini doğuran yazıcı diye geçiyor. Bu sistemi kullanabilirsiniz. Hatta bunlar açık kaynaktır. Kendi 3 boyutlu yazıcısını yapmak isteyen arkadaşlar varsa üç duran magazinel bir Prioid diye sitesi vardı 3 boyutlu yazıcı üzerine. Şöyle Prioid diye bir sayfası vardı. Bazen pasif oluyor bazen aktif oluyor. Hani bugün aktif olacağını düşünüyorum. Evet mesela bakın burada ben kendi üç boyutlu yazıcımı nasıl yaparım dediğinizde Abbas yapımı yazarsanız Google'a mesela bir tane site çıkıyor. En tepede Prioid'in. Burada bir arkadaşımız bunu yazmıştı makalesini. Ben size yukarıdan aşağı mesela üç boyutlu yazıcı nasıl yapılır bunun üzerinden anlatmaya çalışacağım. Mehmet Ali Yurtsever yazdı. Ee, kendi 3 boyutlu yazıcını yapabilmek için bazı malzemelere ihtiyacın oluyor. Bunlar işte profillerdir, bir nedir. Mesela Sigma profilin ne olduğunu merak ediyorsanız internete yazarsınız. Buradan bulursunuz. Sigma deyince aslında benim aklıma başka bir arkadaşımın 3 boyutlu yazıcısı geliyor. Dünyanın en çok indirilen açık kaynak yazıcılarından bir tanesi Sigma e, yazıcıydı. O yazıcıyı da e, benimle aynı e, fakülteden mezun olan, makine mühendisliği Gaziantep'ten mezun olan Özgür Aslan yapmıştı. Sanırım şimdi arkadaşları devam ettiriyormuş. Ben Özgür'e sordum hani Sigma 3D devam ediyor mu falan diye. Kendisi FRC'de falan mentorluk yapıyor. Baya çok sağlam e, bildiğim. Ve şöyle söyleyeyim piyasada en kaliteli yazıcılar vardı böyle 18-20 bin liraya falan satılıyordu. Kendisi bana diyordu ki bir işte yazıcı yaptım aynı e, şeyde baktık özelliklerine falan. 5-6 bin liraya falan satmayı düşünüyorum diyordu. Hani e, aslında bu sektörün gelişmesi için çok katkısı oldu. E, o yüzden de Sigma Hala devam ediyorsa bilmiyorum. Sigma 3D printer falan deyince belki tüm dünyada biliniyordur çünkü dünyada en çok indirilen yazıcı şeylerinden biriydi. Bilmiyorum bu mudur? Hani emin olamadım. Neyse, bu da Abbas Prusa'dan bozma. En çok hata verilen yerleri tabii ki daha kaliteli malzemelerle değiştirirseniz sizin yazıcınız da güzel ortalama bir yazıcı olur. Ee, bu konuda mesela şase malzemelerini dizmişler ve adlarını koymuşlar. 1, 2, 3, 4, 5 diye numaralandırmışlar. Hareket elemanlarını, kayışları, kasnakları buralara koymuşlar. Bunlar Bayrampaşa taraflarında alınıyor. Yine keza zaten altta yazıyor bunlar. Ya bak Bayrampaşa yazıyor burada. Diğer malzemeler diyor. End stoplar, bilmem neler, Arduino Megalar. Bunlar da robotik marketlerden alınıyor genelde. İşte 3 boyut ile basılan parçalar. Bunları gidip indiriyorsunuz. Ee, yazıcılarda bastırıyorsunuz. Ya da işte mesela bazı firmalar vardır. Ee, Evet. Açık kaynağa dönüştü. prosa gibi. Süper. Ee, şey var. Üç durak var mesela. Bizim şu an hatta bu yarışmamıza da sponsor olmuştu. Hani üç durak e, firmasına e, gidip mesela baskılarınızı alabilirsiniz. Kendilerine. İşte burada baskı alınabiliyor. Bahçeşehir Üniversitesi'nin e, bu sahildeki değil de öbür kampüsü. E, Yıldız Teknik'in karşısına denk gelen Dijitürk'ün olduğu yerdeki kampüsü. E, o kampüste işte e, baskılarınızı alabiliyorsunuz. Tasarımlarınızı da yaptırabiliyorsunuz. Bazen öyle hizmetler de verilebiliyor. E, tarama hizmeti de var. E, ve hatta şimdi vakum forming falan da gelmiş. Hatta şifrelerimizden birini termoform yapmıştık hatırlıyorsunuz. Böyle kendi büslerinizi yapmak bilmem ne falan gibi şeyler de vardır. Hani 3 durağı size o yüzden tavsiye ederim. E, şimdi geçiyorum. Şunları kapatayım. E, oradan mesela baskılarınızı alabilirsiniz eğer elinizde yoksa. E, sonra ne yapıyorsun? Doğuş kalıptan 1, 2, 3, 4, 5, 11'i alman gerekiyormuş. Geliyorsun 1, 2, 3, 4, 5 yani şunlar ve 11'i oradan aldın diyelim. Geçiyorum. Adresler burada yazıyor. Doğuş kalıbı herkesin bildiği yerler artık bu. Hani siz belki daha yeni duydunuz ama bir sürü kişinin bildiği yerlerdir bunlar. İşte malzemeleri aldın. Bunları listeledin. Ee, ne yazık ki e, delikleri senin delmen gerekiyor. Eğer internetten hazır bir yazıcı almadıysan hani genelde böyle mesela Anet A8 diye bir yazıcı vardır. işte onu siparişi yapılır yurt dışından. Ama onlar mesela delikli melikli falan bir halde gelirler. Hani bunlar da vardır. Ama e, siz kendiniz böyle baştan yapacaksanız deliğinizi de sizin dermeniz gerekiyor. Üst tarafındaki yerleri. Neyse vidalıyorsunuz. Bunları oluşturuyorsunuz. E, bu şaseyi görünce de aklıma Resul geldi. Bu aralar kendi yazıcısını yapıyor. <laughs> Onun da hadi reklamını yapayım. Bak Resul. Burada mısın? Bilmiyorum. Bak izlemiyorsan e, kapatırım hemen. <laughs> Resul de mesela SolidWorks'te kendi tasarladı. Bazı eksikleri vardı işte. E, mesela yapmaya çalıştığı e, çizimin belki de bir şeyin. E, gitti onları kendi tasarladı. Kendisi belirledi her şeyini başından sonuna işte motorumu nereye koyarım nereye koyarsam çakışmaz şu olur bu olur diye her birini şimdi tek tek montajlamaya falan çalışıyor hani eğer ilginizi bu şey çekiyorsa kendiniz yapabilirsiniz yok benim ilgimi çekmiyor derseniz satın alıp belki de yapabilirsiniz bu da söz konusu çünkü maker hareketinde bir şey yanlış anlaşılıyor biz makers her şeyden bir şey yapanlar bunlar yapabiliyorsan niye satın alıyorsun gibi bir mantık oturmuş Böyle bir şey söz konusu değil arkadaşlar. Tornavidayı kalkıp da evinde yapabiliyorsan tornavida yapmak zorunda mısın? Değil. Hani onu kaliteli bir şey al ki diğer yaptığın işleri kaliteli yap. Orada fiyat performans kalite oranlarını falan iyi kurmanız gerekiyor. O yüzdendir ki her şeyi satın almak ya da her şeyi yapmak zorunda değilsiniz. O optimizasyonu yapmak sizin elinizde. Ee, ne kadar zamanım gitti. Belki de 4.000-5.000 bin bin liralık zaman harcayacaksın. Öbür tarafta yazıcı 1.000 lira. Yani 1.000 liraya satın alırım. 3.000-4.000 bin, bin liralık işimi başka bir şeye kanalize eder. Para kazanırım. Yeni yazıcı yaparım. Tarayıcı yaparım. Başka bir şey yaparım gibi bir şey olabilir. Güç kaynağının filan da montesini yapıyorsunuz. Derken böyle birleştiriliyor. Devreleri nasıl bağlayacağınız, kırmızı kablo nereye filan hepsi var. Sonra içine atacağınız programı da size alt tarafta söylüyor İşte şurada configuration h diye bir yer vardır arduino indirirsin kurarsın sonra bunun içerisinde bazı yazıları değiştirirsin ve al sana son testten sonra 3 boyutlu yazıcın hazır gibi bir şey yani buraya bakarak bence çözebileceğinizi düşünüyorum yoksa da zaten internette zibil gibi bir sürü çözüm yöntemi vardır daha kaliteli endüstriyel bir şey yapmak istediğinizde iş bu noktadan biraz daha profesyonelleşmesi gerekiyor ben e, hani mesela bana soruyorlar sürekli Selçuk sen hangi yazıcı öneriyorsun diye Türkiye'de sadece bir firmanın sattığı yazıcı var. Ben onu çok seviyordum. Önceki çalıştığım yerde de hep böyle sürekli e, onun hakkında konuşuyordum. Hani oraya da e, o yüzden getirdiler. Ben e, kendi atölyeme de yine keza e, Promakim'den aldım Moment. Benim mesela en sevdiğim yazıcıdır. E, size neden sevdiğimi söyleyeyim mesela 3D Promakim. Maalesef 4-5 tane falan kaldı ve bir daha da moment satmayacaklar. Hani Proma kim? O yüzden ellerinde son ürünler var. Artık e, endüstriyel yazıcı tarafında metal yazıcılar falan e, büyük SLA makineleri falan onlarla uğraşıyorlar. O yüzdendir ki e, ellerindeki son momentleri de verecekler, satacaklar. E, yani ne bileyim ihtiyacım olmasa e, olsa ben de alırım. E, burada şey var. Ürünlerin içerisinde var mı e, moment? Moment burada. Şu... Ana ekran çıkmasın, o herhalde hep çıkıyor. Yani şu makine benim makine. H tipi kayış denilen bir sistem var, üstünde tek kayış var. Motorlar ona göre hareket ediyor ve e, sarsılmaları falan çok iyi önlüyor. Miller var, e, miller çok güzel, e, stabil. Yüzde bin hızına çıkarabiliyorsun baskıyı. Mesela bir baskı alırken mesela bakıyorsun çok yavaş, hızlandırabiliyorsun. E, lazer ile e, son konum noktası belli. O işte e, end point e, sorunlarını filan e, end switch deniyor. Son switch böyle kapatma switchleri vardır ya. Onlarda yaşadığımız sorunları yaşamıyoruz. Bunların dışında e, dilimleyici olarak simplify programı veriyorlar. Simplify e, programı piyasanın en iyi dilimleyici programlarından biridir. E, böyle bir program veriliyor. 3D diyeyim. Görsel. Böyle bir dilimleme programıdır, bundan da bahsederim. Simplify'yı e, veriyorlar ve bu baya pahalı ve piyasanın en iyi şeylerinden biridir. Şimdi teknik özelliklere bakıyoruz. İşte yazıcının boyutları 30 santim falan filan ama baskı aldığı alan 14.5 santim, yani küçük. E, çoğu e, yazıcı büyüktür. Ben 14.5 bir yazıcıyla bütün işimi görebiliyorum. E, bu noktada e, aslında benim önemsediğim şey şu bazı arkadaşlarımız büyük büyük yazıcılar alıyor 50 santim 50 santim 50 santim e, sonra bir bakıyor solda bastığı parçayla burada bastığı parça birbirinden bağımsız. Yani sizin de karşınızda böyle bir sıkıntı olacak e, tutarlılık konusunda sıkıntı yaşanıyor yazıcılarda e, çünkü hata payını artırıyorsunuz şu kadarcık alanda hata yapma oranınız %1 ise biraz büyüyorsun %2 %3 %4 %10 %20 falan diye böyle artabiliyor bu yüzden de ki büyük makinelerde e, sıkıntılar olabilir. bir Siz kalibrasyonu yanlış yaparsınız. Ve böyle sürekli kalibrasyon yapmak zorunda olduğunuz yazıcılar vardır. Ben momentte en son 4 yıl önce herhalde <laughs> e, kalibrasyonunu yaptım. Bir daha da yapmadım. Yani Çünkü bir kere yapıyorsun ve bitiyor. Alyanı var özel. İşte onunla e, sıkıştırıyorsun, ayarlıyorsun. Bir daha hiç oynamıyor. Mesela bütün arkadaşlarımız e, bu yazıcıların üzerine kapton band, işte... E, mavi bant e, ya da işte e, Mesela kapton bant koyuyorlar Yapıştırıyorlar Ya da mavi bantlar vardır böyle özel e, Yazıcıyla baskı alabilmek için Ya da uhu sürerler e, Mesela uhu print Uhu print Hani bundan sürerler e, Saç spreyi sıkanlar vardır Yapıştırmak için bunların hepsi Yani o tablolara 3 boyutlu yazıcının üzerine e, 3D printer Diyeyim şuraya Üç boyutlu yaz türkülücü oldu ama hani üç boyutlu yazıcının üzerine bir şeyler yapıştırmaya kalktığınızda hep böyle şeylerle uğraşıyoruz. Nedir işte saç spreyi kullanmam gerekiyor, ne bileyim işte uhu kullanmam gerekiyor ya bant yapıştırmam gerekiyor filan. Yani bendeki cam yüzey yapışma problemi hiç olmuyor o yüzden tıkır tıkır basıyorum. Ben bunu bana geldiğinde 12-13 bin liraydı fiyatı. Şu an 7-8 bin liraya falan düşürmüşler diye duydum. Yani öyle söyleyeyim. Aklınızda olsun. Nozzle çapı 0.4'tür. Nozul e, nozzle dediği ağız kısmı. E, bunu 0.3 olan versiyonu da çıkmıştı. Beyaz renkliydi. Cingöz Recai filminde mesela biz Kim'le birlikte işler yapmıştık. Labirent sahnesinde filan e, CNC koymuştuk. Böyle robotik falan filan bir şeymiş gibi. Oradaki kasaların mesela kollarını 3 boyutlu yazıcıdan basmıştık. Sonra zımpara, macun, boya, sprey falan kullanarak metal görünümü vermiştik. Arka taraflarına step motorlar yerleştirdik ve telefonla bastığında tıkı tıkı tıkı, tıkı diye böyle açılıyordu. Cingöz yani Recai filminde Kim'le birlikte çalıştık. Ben Promakimle hep çalışıyorum birlikte zaten. E, ekibi seviyorum. Ee, o yüzdendir ki mesela e, orada da kullandık. 0.3'lük nozuldu. Bayağı yüksek çözünürlüklü basmıştı. Siz de böyle farklı nozul uçlarını alarak farklı e, kalitelerde bir şeyler üretebilirsiniz. Bu 1.75 milim kalınlığında filament e, kullanıyor. Filament nedir konusuna artık gireyim. Filament şöyle e, bir makaradır. İşte bunun küçük parçalar halinde olanları da vardır. Büyükleri de vardır. Bu filamentler 1.75 çapına sahiptir. Uzunluk konusunda da ee, yani değişiyor. Mesela 500 gram ayrıdır, 750 gram ayrıdır. Yoğunluğu da standartlara yakın olduğu için aslında e, boyu da ona doğru orantılıdır. Mesela kendi filamentini yapma var mı? Make your own fila, filaman diyoruz bazen Türkçe'de bunu. İşte filament yapma böyle şeyleri vardır. Özel e, setupları. Ama bunlar çok kolay değildir. Hani havanın koşulları, şunları bunları bir sürü şeyi parametre önemlidir. Sonra da işte continuous production diye geçen imalatta makine mühendisleri bilir. Hani böyle bir sistemle sürekli olarak onu kontrol eder. 1.74, 1.75, 1.76 falan filan diye böyle. Sonra da bu üretim e, gerçekleşmeye çalışır. Bu malzemeleri geri dönüştürebiliyor muyuz? Bununla ilgili çok güzel bir video vardı. E, 44. dakikadayız. Biraz bugün uzun sürebilir bu arada. Ama çok uzun süreceğini sanmıyorum. E, filament Recycle 3D Printer diyeyim upcycle diyeyim. Upcycle diyeyim. Aslında şey daha iyi olur. Belki çıkar bununla çok meşhur bir video vardır. Onu bulabilecek miyim diye düşünüyorum. Bu değil. Şuradan filament recycle 3D print şöyle diyeyim. Bu değil ama neyse. Ya böyle çok meşhur bir şey vardı, video vardı. O videonun içerisinde malzemeleri işte ee, POM ayrı bir yere koyuyor, PTFE denilen malzemeyi ayrı bir yere koyuyor, PLA'yı ayrı bir yere koyuyor. Sonra bunları sıkıştırıyor, presliyor, basınçla ee, kaplar falan yapıyor falan gibi. Böyle hepsinin olduğu çok güzel bir video vardı. Bulabilseydim gösterirdim ama neyse ee, belki başka bir videonun içerisinde göstermeye çalışırım. E, Filamet dediğimiz malzeme böyledir. İşte yukarı taraftan gelir, erir, e, aşağı tarafta akar, soğutulur falan filan. PLA ve ABS denilen iki tane malzeme vardır. PLA malzemesi polilaktik asittir. Şöyle PLA diye yazılıyor. Polilaktik asit. E, mısır nişastası e, falan diyorlar. E, burada nasıl yazıyor? İşte mısır nişastasından yapılıyor, organik falan filan diyorlar da tam kimyasal şeylerini bilmiyorum. Bakılır Türkçe diline çevirirseniz, ABS denilen ki, e, akrylo bitril butadiyen stiren denilen bir malzemedir. O da şöyle, ABS Lego malzemesidir bu arada. Akrylo bitril kendi düzeltsin stiren. Burada iki mesela A akrylo gazı zehirli gazdır. Stiren dediğimiz gaz da doğru mu yazmışım? Vay arkadaş. <laughs> Akrilonitril, e, butadiyen stiren, e, S de parlaklığını verir. Stiren dediğimiz şey. Ee, böyle bir kimyasal formülü vardır. Daha zehirlidir. O yüzden dikkat etmek gerekir. Hani bunun çalıştığı ortamda havalandırma ihtiyacı söz konusu olabiliyor. PLA dediğimiz malzeme sıcağa çok dayanıklı değildir. Hani 100 derecenin üzerinde sıcaklığı barındıracak bir prototip yapıyorsanız PLA yerine ABS'yi tercih edebilirsiniz. Ee, bunların son işlemler yapıldığında aslında e, aseton buharında bekletilmesi gibi bir şey çok güzel oluyor. O yüzden de ABS ve aseton hani güzel bir ikili olabiliyor. bununla ilgili şöyle bir örnek göstereyim. Videolar diyorum. Mesela şu video güzel. Buradan gösterebiliriz. Bu da Rigid 3D'nin kurucusu. şeyde çok iyi 3 boyutlu destek şeyinde bayağı iyi çalıştı. Burada anlatıyor mesela elinde iki tane baskı var mesela. Bu baskıları tırtıklı tırtıklı basıyorsunuz mesela 3 boyutlu yazıcıdan. O basılmış parçaları işte bir alüminyum iki tane parça alıyor. Bir tane tencerenin içerisine koyuyor. Sonra da e, alüminyum parçaların üstüne koymasının sebebi asetona değmemesi. Bu tırtıklı parçalar şöyle 60 derecelik bir sıcaklıkta herhalde olması gerektiğinden e, kabın içine konuyor. Tabii ki sen asetonu buraya koyarsan eee yazıcının içerisindeki bütün plastik parçalar da tehlikeye girebilir. Hani o yüzden e, daha böyle metal e, olan bir yazıcı iyi olabilir. Ee, buradan sıcaklığını ayarlıyor. İşte videoyu izlerseniz kaç derece olduğuna falan bakarsınız. İşte yerleştirdin. Sonra üstünü camla kapatıyorsun. Aseton biraz koyuyorsun dibine. O aseton böyle haşlanıyor gibi oluyor zaten çok e, düşük sıcaklıklarda. Çok fazla beklerse tabii ki e, güzel sonuç alamayabilirsiniz ama az çok böyle belli oluyordur. Hani e, tırtıklı tırtıklı böyle tık, tık 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 yüzey yerine biraz daha lego gibi. Hani çikolata sanki yukarıdan şelale gibi atmış. Ee, ben acıktım mı ne yaptım yani öyle, <laughs> öyle bir hali vardır bunun ee, mesela şöyle ABS YouTube'a yazarsam daha iyi olur ABS aseton bir tane şey vardı böyle çikolata gibi görünen bir yüz vardı ha şunun görseli bu görsel çok iyi anlatıyor her şeyi bir yerde kullanacaksan bu görseli kullanmak isterim bakın tırtıklı yüzeyler böyle basılır Katman katman üretildiği için birinci katman, ikinci katman, üçüncü katman, dört, beş, altı diye gidiyor. Sonra sen bunu aseton bu arada buradan aşağı doğru akıyor. Şuralara fillet denilen e, radyuslar veriliyor. Sonra aşağıya doğru bunu akıtıyor. Şu bölümlerde de bir radyus oluşuyor dışarıya doğru. eğer yani ürününüz biraz daha böyle olması gerekiyorsa bunu yapabilirsiniz. Ama finishing işlemleri yaptığınızda da şu vardır. E, önce bir zımpara yaparsın. İşte kaçlık zımpara kullanacağın senin aslında yüzey kalitesine göre değiştiği için e, bir kaba zımpara bir orta zımpara yapılabilir. E, 300'lük zımpara falan mesela atıyorum denedin. Sonra üstüne e, macun e, şey maskelersin. Sonra yine zımparalarsın. Mesela bazen delikler oluyor. Oraya malzeme koyup e, macun çekip sonra zımparalayıp e, tamir edebiliyorsun. Sonra da spreyle diye boyuyorsunuz falan filan. Bu şekilde de bir üretim söz konusu. Yani finishing konusu 3D printerın, üç boyutlu yazıcıların aslında daha fazla önemli olduğu bir alandır. Ben e, mesela evde soğuk döküm yapılması istendiğinde cold metal casting diyorum mesela. Bakın bu da SLA ile alınmış şu parça. Yani üç boyutlu yazıcınız elinizde olunca sadece üç boyutlu yazıcıdan baskı almazsınız. Bunu bir yerlere kullanmanız gerekir. Ben size zaten bir sürü örnek göstereceğim. Mesela elinizde ee, çok güzel şekiller e, var. Tasarladınız bunları. İşte atıyorum bilmem ne üniversitesinin grafik tasarım bölümündesiniz. Karakter tasarımları yaptınız. O yaptığınız karakter tasarımlarını böyle NMST ile işte bir şeyler yapmak istiyorsun. SLA tipi bir 3 boyutlu yazıcıyla detaylı ya da FDM de yapabilirsin sorun değil. Ee, onunla bir baskıyı aldın. Aldıktan sonra bakın şu lazerli bir sistemde gösterecek bakın. Supportları filan şu üst tavandır aslında. Lazer alttan gönderilir. Yani bunun baş aşağı düşünmemiz gerekiyor. Bunun yazıcıdan baskısı alınacak. Katman katman şu an bak aşağı iniyor. Bu katman yeşil yerleri lazer tarıyor. Tız. Ve bunu çok hızlı yapıyor. Bazı yöntemler vardır. Projeksiyon ışığı gibi. Şık, şık, şık diye yapıyor. Her katmanda ışık gönder. Işık gönder ama sadece o kadarını gönder. Bak mesela burada yukarı çık aşağı in lazeri ver. Diye 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 malzemeyi çok hassas bir şekilde üretiyorsun. Ama üzerine bakın ufak tefek böyle çat şeyler vardır. Kabarcıklar beklenmedik şeyler vardır. Bunlar şimdi kalıp alınacak, orada daha da artacak. Çünkü içine bir şey döktüğün zaman malzemenin surface tension denilen yüzey geriliminde sıkıntı yaşayacak. O yüzden mesela bir bardak kesiyor, etrafına silikon tabancasıyla oynamasın diye yerleştiriyor. Sonra bunun alt tarafına da bir silikon koyuyor ki hani o da içeride yüzüp de böyle şekli bozmasın. İşte Pinky Seal diye bir şey var mesela. Kendisi kullanıyor burada. Bir tür şey. Silikon kalıp gibi bir şey. Bunun aslında üst adı Barış'tır. Aynı Sen diye bir şirketi vardı galiba. Hemen bakıyorum. Barış Yıldırım'dı galiba. Böyle ellerinizi birleştirip ailece şeyler oluşturduğunuz kalıplar falan filan vardır ya onları yapan kişi aynı sen 3D Barıştır e, Barışın aynı sen diye geçiyordu herhalde şey adı o şekilde aratayım duruyor mu hala bilmiyorum firma aynı sen 3D burada filan herhalde yani buralardan bakarsınız aynı sen 3D diye bir şey varmış Nokta .com'dan da girilebilir neyse ee, bu malzemeleri Karaköy'de de bulabilirsiniz. Belki Barış'ta da vardı. Çünkü Barış'ın kendi ma e, malzemeleri vardı. Ben Özyeğin Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde Endüstriyel Ürün Tasarım Bölümünde e, eğitim veriyordum. Maker 101 isimli prototipleme adı altında. Orada mesela gelip bize 3-4 farklı kalıplama yöntemini gösterdi. E, hatta a, bir dakika. Mesela bakın ben bu kalıbı e, mısır nişastası var ya. Onunla e, soğuk silikon kullanarak yaptım şöyle esneyebiliyor. Öğrenenler logosunu içine koydum. Bunu oluşturdum. Sonra bunun iç, içerisine istediğim zaman alçı koyup alçı su karıştırdım. Yoğunluğunu ayarladım. İçine döktüm sonra alçı şeklinde logolarımı aldım. Hani böyle şeyler de yapabilirsiniz. Bak burada mesela içine bir sprey sıkıyor. O ayırmayı e, şey belirliyor. İşte wax koyuyor buraya. E, demir tozu, iron powder ve bunu bağlayıcısı e, diye geçer. Zaten genelde bu kalıpçılara gittiğinizde malzemeyi de veriyor, bağlayıcıyı da bir arada veriyor. O yüzden öyle çalışabiliyorsunuz. İşte kataliz zaten burada diyor katalizör yapıyor, soğutuyor falan filan gibi. Böyle bir damla iki damla damlatılan şeyler de vardır akrilik dökümlerde falan. Yani onların hepsini zaten aldığınız yer size söyleyecek. Nereden alırım derseniz İstanbul Satın Alma Rehberi diye bir video çekmiştik. Onun içerisinde var. Hatta onu çok hızlı göstereyim. O çünkü hayatınızı kurtaracak bir şey. Ee, direkt YouTube'da ee, şöyle dahil oluyorum. Ee, İstanbul satın alma rehberi. Satın alma rehberi dediğimizde öğrenenler. Şu an daha yeni videolar eklediğimiz için muhtemelen çıkmadı. Ama şu da çıkar. Heh, burada. İstanbul satın alma haritası. Burada perpası, karaköyü bilmem nesi, eminönüsü, neyi, nereden alacağınızın hepsini koyduk buraya. Aklınızda olsun. Bunların hepsi öğrenenlerin YouTube kanalına girdiğinizde görürsünüz bir maker'ın ihtiyacı olan her şey var. Mesela bugün İHA kaydı nasıl yapılır onu anlattık. 3 boyutlu tasarım programı, TinkerCAD'den bir çizim yapmak, Thingiverse'ten hazır çizim almak ve bunu heykel tasarımda da birleştirip oluşturmak falan gibi şeyleri de anlattık. Aklınızda olsun. Oralara girersiniz. Şimdi devam ediyorum. Burada metal tozuyla onu karıştırıyorsun. Bir ortaya karışım çıkıyor. Buradan da kat o katalist dediğimiz dondurucu şeyi dahil ediyorsun sprey sıktı burada içine. Hani bu sonra e, son anda kayboluyor böyle uçuyor. Yani o sprey bir katman yaratıyor ama o katman kayboluyor. O yüzden korkunuz olmasın. Sadece kolay ayırabilmek için yapılan bir eylem. İçine dökümü malzemesini koyuyorsunuz. Birkaç kere vuruyorsun falan böyle içindeki bütün havalar gitsin. E, ne kadar giderse şimdi göreceğiniz e, kusurlar daha az olur. Biz bunlara kaynakta falan ne diyorduk? Cüruf mu diyorduk? Şu parçalar falan unuttum adlarını. E, ee, bunlar oluşur. Hı. Hmm. Bulaşık singeri kullanıyoruz. Ee, burada zımpara yapmak niyetine aslında bu. Üzerine bir de bunun %10.5 e, 10,5 krom özelliği vardır ya kaşıkların. Onlarla mesela e, paslanmazlık etkisi gibi yani biraz krom verebiliyorsunuz. Bu da rust, rust diye yazılıyor. Ee, yaşlandırma demeyeyim de paslandırma yöntemi. Fırçayı değdirdiğin anda paslanıyor. Bak şimdi göreceksiniz direkt pembeleşmeye başladı. Şuralar bak pembeleşti. Böyle bir paslandırıcı etkisi vardır. Sonra da bunun üzerinden yine bulaşık süngeri ve yine kaşık kullanarak %10.5 krom üstüne yedirebilirsiniz güzel bir yöntemdir. Ee, tavsiye ederim. Yani illa elimde 3 boyutlu yazıcı var. Sadece 3 boyutlu yazıcıyla bir şey basacağım diye düşünmeyin. Bunları harmanlayın kendi içinde. Ben mesela lazer kesimden büyük parçaları basıyorum. 3 boyutlu yazıcıyla ara parçalarımı basıyorum. Ya da kalıplarımı alırken falan oluşturuyorum. Mekanik elektronik parçalarla da diğer parçaları oluşturuyorum. Yani aslında maker kültürünü iyi kullanmanız lazım. Ben sadece 3 boyutlu yazıcı kullanırım. Ben sadece şunu kullanırım demeyin. Disiplinleri birleştirin. Bunu anlattım. Bunu anlatırken aklıma bir şey gelmişti. Şu an yine aklımdan gitti. Heh kağıt printer. Paper 3D printer. Bir de A4 kullanan üç boyutlu yazıcı vardır. Bakın şu. HP buldu galiba bunu. Tam hatırlamıyorum. Emin değilim. Ee, çok garip bir yöntem. Ee, rulolar halinde kağıtlar yaptılar önce ama sonra e, A4 olarak yaptılar. Sonra ruloya mı döndüler? Öyle bir şey oldu. Burada bildiğiniz sol tarafta sağ tarafta makara var. Kağıt var. Kağıt buradan buraya geliyor. Orada sen yukarıdan aşağı kesiyorsun, yapıştır, kes, yapıştır, aşağıya doğru gidiyor. Böyle ee, tasarımlar renkli olarak alınabiliyor. Çünkü renkli olarak basıyor aşağıya doğru. Bak böyle. Katman katman, katman katman üretiyor. Baskısının rengini alıyor. Aldıktan sonra da üstünü kesiyor. Şimdi bunun aslında proje 660 vardır. Böyle bir e, 3 boyutlu yazıcı var. 250 bin lira falan gibi bir bedeli vardı bunların. E, i̇şte burada ne yapıyorsun? E, bir şeyleri bunda bastırmak istiyorsan bir hazneyi doldurman gerekiyor. Ve malzeme çok pahalı. Klimalı ortamlar bilmem neler. Bunun koşullarına göre ayarlaman gerekiyor. Şekilleri iyice yerleştirdim birbirine denk gelmeyecek şekilde. Toz sürüklüyor buraya mesela. Sürükle tozunu. Sürükledi. Bak bir katman çarşaf serdi resmen. Böyle ince tozlardan oluşan, birer tane parçanın olduğu bir katman sermiş gibi düşünün. Sonra yukarıdan mürekkebiyle bunu bağlıyor. Ee, bu üzerindeki kafanın içinde mürekkepler var. Ee, yapıştırmaya e, yarıyor, farklı renkleri püskürtüyor. O renklerle sen onun tonunu aldığın için dışarıdan bakan kişi bunu böyle renkliymiş gibi görüyor. Bak böyle böyle tozunu itiyor, renkli baskısını alıyor. Sonra bunu işte e, süpürgeyle alıyorlar. Bu parçalar haline geliyor. Bir tane hava pompasıyla kompresörle diye üflüyorsunuz. Sonra bunun özel bir solüsyonu var. O solüsyona koyman lazım ki e, dayanıklı olabilsin bak mesela. Hani kompresörle üflüyor. Solüsyonun içerisine koyuyorsun. Sonra böyle şekiller e, karşına çıkabiliyor. Bu çözünürlükleri elde edebilmek için 3 boyutlu tarayıcı kullanmanız gerekiyor. E, ben mesela kendimi structure sensörle taramıştım. Sketchfab. Ee, ben şu an stakçı sensörü hatta satıyorum. 8 bin liraya falan var olmuştu bana. 5000 lira e, tarayıcısı. 2000 lira döner tabla. 1000 liraya da ışık e, var böyle. Tableti koyuyorsun. Gösteririm onu size. 8000 e, 8 bin liralık şeyi 2-3 bin liraya falan satıyorum. 2-4 e falan satıyorum. E, burada mesela şey var. Şöyle çeviriyorum. Bakın. O tarama cihazıyla gerçekleştirdik. Böyle elinizde tarama olunca o baskıyı alabiliyorsunuz. Bu elinizde olduğunda çünkü şöyle bir şey var. Şunu büyütüyorum. Yani bilmeyenler için bu aslında STL denilen bir dosyadır. 3 boyutlu yazıcıdan basılan. E, STL dosyaların üstü hep böyle üçgendir. Ama buradaki STL değil aslında OBJ. E, STL de OBJ de bir üçgenlerden oluşur. Ne kadar büyük üçgen varsa o kadar düzdür. Ne kadar çok üçgen varsa küçük küçük orası ayrıntı saklıdır buralarda. Madcap derseniz de o gördüğünüz renkli e, obje aslında 3 boyutlu yazıcıdan böyle alınıyor. Yani bu çözünürlükte. Biz sanıyoruz ki işte Final Render'ı görüyoruz böyle ya yüksek çözünürlüklü bıyığın tanesine kadar yüksek çözünürlüklü baskı alacak falan diyorsun. Ama halbuki bıyık dediğin şey düz bir alan yani. Bunu böyle alıyor. Rengi boyadığı için siz oraya kanıyorsunuz ama aslında çözünürlüğü budur. E, bunu mesela şeyde de bulabilirsiniz. Thingiverse, e, Thingiverse diye bir alan var. Burada MakerBot denilen bir yazıcı vardı eskiden. Şimdi hala var galiba. O yazıcının şeyleri buradadır. Sadece o yazıcının değil, bütün dünyadaki herkes kütüphane gibi çizimlerini buraya yüklemeye çalışır. İşte Selçuk Keser yazınca benimki çıkıyor. Buradan göstereyim. Bu benim taramam. Siz de indirebiliyorsunuz. Şurada işte görsel var. Bu görselde işte ağız, yüz, göz bir yerde. Diğer parçalar başka yerlerde. OBJ formatı işte bunun etrafına giydiriyor. Ee, yazıcı da bunu anlıyor. Nereye ne püskürteceğini biliyor. Her birini kodlamış. 0'a 0, 0'a 1, 0'a 2 falan filan gibi. Bunların her birinin renkleri var. Ve ben en kötü yazıcıyla basmıştım o zamanlarda. Çok kötü bir baskı kalitesiyle. Ben genelde eğitim verdiğim için en kötü baskıyla en hızlı şekilde alırım ki 20 kişinin baskısını alabileyim. Bu yüzden de 300 mikronla falan alırım baskılarımı. Ee, anlatırım onları birazdan. Baskı dilimleme konusunda. Ee, bir saat oldu ama devam edeceğim bu arada. <laughs> ee, burada 3 boyutlu Taranmış bir halim var. İşte iki tane almışım. Oradaki gördüğünüz baskının aynısı. Aynı şekil. Yani böyle. Bu şekilde baskı alınabiliyor. Şimdi geldim. Madem o dilimlemelerden filan bahsettik. Dilimleme kısmına. Ben dilimleme programı için en uygun Simplify'ı tavsiye ediyorum. Ama paralı. Yani maalesef çok yüksek paralara gidiyor. İşte moment alınca geliyor bedava. Öyle bir şey var. Çizim programının içerisinde dosyayı atabiliyorsunuz. Attıktan sonra da bunları dilime dönüştürüyor. Ee, şöyle aslında bende de var. Yok mu? Hmm, kullanmıyor olabilirim şu an. Ee, bir Simplify vardır, bir de Kura vardır. Ben yakın zamanda şey yaptım da format attım bilgisayara. Sonra kurarım onu. Simplify diye bir e, program var, ya basitleştir <laughs> adı ya. O yüzden böyle bir program var. Bu programın içerisinde sizin yazıcılarınızın genelde böyle adı oluyor. Ama açık kaynak başka bir yazıcıysa işte orada Prusa falan gibi bir şey seçebiliyorsunuz. E, diyorsunuz ki 20, 20, 20 e, kom boyutlarındadır. E, şöyledir, böyledir makinenin e, özellikleri kartezyendir. Mesela e, bazı yazıcılar vardı delta tipidir. Delta 3D Printer diyeyim. Mesela bunlar 3 tane lineer kol ile hareket ederler. Şöyle göstereyim. Biraz daha hızlı olduğu söylenir ama çok yüksek olduğu için raflara girmez, sıkışır. Yani çok kişi Delta Printer'ı kullanmaz ama Kartezyen printerlar kullanılabilir. Bu biraz daha hızlıdır. Mesela yakın zamanda e, seramik 3 boyutlu yazıcı yaptı bir arkadaşımız. Seramik yaparken bunu delta tipiyle oluşturdu. Kompresörle baskıyı aldı falan filan. E, malzemeyi itittirdi. Hani böyle de bir şey var. Siz de yani kendi yazıcınızı yapabilirsiniz bu arada. Mesela seramik printerı için. E, Tacettin işte kompresörü kullandı. E, yukarıdan aşağıya e, seramik malzemesini belirli bir basınçla, sabit bir basınçla indirdi. Buradan da sürekli şekil hareket ediyordu. Böyle 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 katman katman bardaklar, çanaklar, çömlekler yapabildi. Ama güneşte kurutursanız çat diye kırılır. Onun fırına ihtiyacı vardır. E, böyle bir e, tipi var bunların. E, Slicer'larda bir de Cura vardır. Açık kaynak Ultimaker'ın e, kullandığı bir sistemdir. Ben Ultimaker eskiden kullanıyordum. <laughs> Cura Sazı çıktı. Cura e, Slicer. Cura Slicer. O da böyledir. Zaten e, mesela bir sürü özel firma Cura'yı e, alır. Üzerinde biraz programlama arayüz tasarımı yapar. Arka planda Cura'dır yine. Ama o yazıcının e, dilimleyicisidir. Hani öyle şeyler de vardır. Mesela atıyorum Selçuk marka bir yazıcı yaptım. Cura'yı aldım. Şeklini değiştirdim. Artık arkası siyah. İşte şuradaki menüler kırmızı, fontum Roboto, e, yazıları değiştirmişim falan filan ama aynı işi yapıyorum. Hani böyle bir şey de olabiliyor. Bir de bizim e, şey var, e, Batuhan e, ben çok severim. Aynı üniversiteden aslında mezunuz. E, ben sektörde kendisini en baba maker olarak bilirim. Hani hiç kimse bilmez adını. Hani öyle gizliden gizliye şeydir, maker'dır. Hiç öyle ben maker'ım bile demez. Hani Çok sağlam bir adamdır. Bu mesela gitti Raspberry Pi e, kullanıyordu mesela Zax onun hack'ini e, yaptı hack'lemesini ve e, daha böyle güzel bir dilimleme e, şekli oluşturdu böyle hep hata veren bir kısım vardı mesela orayı e, çözmüştü hani öyle de bir şey çıkarttı Batuhan e, hani bazı yazıcılarda böyle dilimleyiciyi bir arayüz kullanarak e, dönüştürebiliyorsunuz da hani o yüzden yazıcılara müdahale edilebilmesi çok güzel bir şey. Bazı yazıcılar tabii ki bunu kapalı kaynak yaptığı için dışarıdan müdahale sağlanamıyor. Öyle de bir şey söz konusu. Şimdi. E, ben, ben de dilimleyici var diye hatırlıyordum ya. Yok muymuş? Ha varmış. Tamam. Tamam dilimleyici açılsın. Dilimleyicinin içerisinde göstereyim. E, kura da kullanılabiliyor normalde ama. E, şurada mesela. Bir parça yok mu? Neyse bunu e, şey yapayım. Şimdi her bir dilimleyicinin içerisinde şeyler vardır. şurada mesela ürününü koyarsın, kaldırırsın, gelir ya da import dersin eklenir. İşte bir proses yöntemi vardır. Buna bir isim verebilirsin. İşte Selçuk yöntemi falan filan gibi. Hani böyle bir şey denilebilir. Edit proses setting dediğinde yine aynı yeri açar. Çok böyle profesyonel değilseniz amatör modunu da bunun gösterebilirsiniz. Yapmanız gereken high advanced demek. O zaman karşınızdaki seçenekler bu kadar kısaldı. Neyi seçtim? Işte PLA diye bir malzeme varmış. ABS varmış falan filan. Ben hep PLA kullanmaya çalışıyorum. Hızlı mı basayım, orta mı basayım yoksa yüksek kaliteli mi basayım diyor mesela. Hadi hızlı bas diyorum. Ben bunların ayarlarını zaten arka tarafta yapıyorum. İşte bunu böyle yapıyorsun. Sonra bir oran vardır. Mesela bu malzemeyi işte %0 oranında dediğimde prepare to print diyorum. Mesela bunu basmaya kalktığında şöyle göstereyim iç kısmındaki işte boşluklar şunun üstünde artık bir malzeme falan yerleştirmeyecek ortasına. Sadece kenarlarını basacak. Şuradan ilerletiyorum. Heh. Bakın şu orta alanlar boş boş kaldı. Ama ben o yüzde oranını şuradan gelir de doluluk oranını yüzde 10'a 15'e falan getirirsem mesela 15'e getirdim. Prepare to print diyorum. Ee, baskıyı al. Heh. Şimdi baktığımızda bakın şöyle support'lar koymaya başladı. Yani iç kısmını dolduruyor. Infill yani doluluk oranı dediğimiz şey. Biraz daha bunu artırayım. Mesela ne olsun? Ee, 60'larda bir yerlerde olsun. Kafanızda oturacaktır. Plate pass dedim. Şimdi şöyle baktığımda bakın daha sıklaştı bunlar. Yani malzemenin ne kadar doluluk oranına sahip olup olmayacağını böyle seçebiliyorsunuz. Burada farklı renk seçenekleri şeyleri var. Buradan kendiniz belirliyorsunuz. Ben ee, işte hızına göre, özelliğine göre falan diye seçilebilir. En güzeli özellik yöntemi. Turuncu olan kısımlar doluluk oranını belirtiyor. Şimdi Edit Process Settings diyorum. %100 yapıyorum. Ve Fast değil de yüksek kalite diyorum. Pardon yüksek kalitenin %100'ü diyeyim. E, diğerlerini seçmedim. Şuna print, Prepare to Print diyorum. Bu şekilde baskı alınırken en güzel yöntem, ee, en güzel baskı işte karşı tarafının ışıkla görebileceğin baskı türleri ya da daha dayanıklı olmasını istediğin baskı türleridir. Mesela size bir örnek göstereceğim. Bu arada şifre bekleyen arkadaşlar varsa onlar için aslında şifremiz bu. Bu teknolojinin adı ogrenler.com'un yanına yazarsanız şifremiz. İnternetten araştırmaya çalışın. Ben de size şimdi göstereceğim bunu. Mesela bir tane telefon aldım. Fenerini yakmaya çalışayım bunun. Fenerini yaktım kendimi göreyim ona göre size göstermeye çalışacağım tamamdır şimdi normalde baktığınızda böyle hiçbir şey belli etmiyor bu eskiden böyle e, pol, porselenlerde filan porselen sanat eserlerinde kullanılıyormuş ama bunun arka tarafına ışık getirirseniz resim görünüyor gördünüz mü normalde görünmüyor bunu tuttuğunuzda ışıkta görünüyor. Yani belki burada daha iyi görünememiştir ama internette daha şeyleri var bunun. Mesela şu var. İşte bir şey belli olmuyor gibi. Anahtarlık gibi. Ama bunun arkasına ışığı getirdiğinizde görsel görünüyor. Gördüğünüz gibi. Böyle. Bu teknolojinin adını internetten araştırırsınız. Işıkla görünen diyebilirsiniz. Bir şey diyebilirsiniz. Araştırmanızı isteyeceğim. Bu sefer ben şifreyi söylemeyeceğim. Ee, bunu kullanırken mesela %100 doluluk oranında yapıyoruz. Ee, bunu da hatta şöyle internette bir videomuz var. Oradan göstereyim. Daha yeni yükledik. Bu videodan önce. Açıl Susam açıl. Diğerlerini kapatayım. bustu kapatayım. Polylactic Acid'i kapattım. Simplify kapandı. Moment kapan. Siz de gidin. Tamamdır. Az önce yükledik. Menü dedim. Kanalımız diyorum. Kanalınız. videolar. Ha yani şurada ışıkla görünen 3 boyutlu baskı. Bunu internete yazarak teknolojisini bulmanızı isteyeceğim sizden. Nasıl yaptığımı gör, görüyorsunuz. Yani burada belki çalışma prensibini daha iyi anlarsınız. Bunun çalışma prensibi şu. Renkli resimleri siyah beyaza dönüştürüyor. Dönüştürdükten sonra siyah malzeme dediğimiz kısımlar en fazla malzemenin olduğu yerler oluyor. Yani şu e, siyah alanlarda çok malzeme olduğu için ışık geçmiyor beyaz olan yerlerde de ışık çok az olduğu için malzeme kolaylıkla geçiyor. Siz böylelikle e, renkli bir resmi siyah ve beyaz arasındaki skalaya bölüyorsunuz. Bu siyahla beyazın arasında işte 300 mikron, 300 mikron, 300 mikron, 300, 300, 300 diye katman katman oluşuyor. O bütün renkler. Mesela bunun içerisinde kaç tane renk var diyelim. Siyahla beyaz arasında 20 tane gri renk olduğunu varsayalım. O zaman e, 120'yi 20'ye bölüyor. 6 tane e, malzeme koyarsam diyor mesela beyaz olur. 12 resim koyarsam bir yandaki gri. E, 18 tane katman yani üretirsem böyle 1. katman, 2. katman 3, 4, 5, 6 yaptım beyaz. 12, onun bir ton grisi. 18, bir ton grisi. Derken tamamen malzemeyi doldur simsiyah gibi böyle katman katman üretiyor. E, anahtarlık gibi bir baş oluşturabiliyorsunuz. E, bunun şeyini e, hizmetini falan yazarız sonra. Ee, hani bir ara veriyorduk hizmetini de şimdi vermiyoruz. Şimdi burayı da kapatıyorum. Kendi 3 boyutlu yazıcını yapma şeyini. Buradan baskımızı alabiliyoruz demiştik. Şimdi %100 e, doluluk oranı gerektiğinde bir yüksek kalitede bu oluyor ama acaba bu yüksek kalite ne demek? Hani önce buna geleyim. Show Advanced diyorum. Burada detayları görebiliyorum. İşte nozzle'ımın çapı 0.4. Zaten makinenin kendi kuralı. Makineye taktığın o aparat 0.4 ise bu da 0.4 olacak. Geri kalanına dokunmanıza gerek yok burada. Layer diyorum. Layer'da mesela 100 mikron diye bir şeyden bahsediyor. 1 milimetre 1000 mikrondur. Onda biri 100 mikrondur. Sen bir şey tasarlarken 1 milimetre kalınlığında olmasını istiyorsan 10 kere katman 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 oluşacaktır diye düşün. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 gibi. O yüzden mesela pena yapacaksın mesela. Çok ince böyle penalar yapacaksın. 200 mikron kalınlığında yani iki tane 0, 2 tane 0.2 kalınlığında olmasını istiyorsan 100, 100 olmalı. Kalkıp da 300 mikron kalınlığında bir şey seçersen abi 30 diyorsun ama 20 kalınlığında bir şey istiyorsun. Nasıl yapacağım? diye bilgisayar sıkıntı yaratabilir sana. O yüzden senin bunları bilmen gerekiyor. Ben mesela her şeyimi 0.3'ün katına göre tasarlarım. Mesela bir kenar, bir kalınlık bir şey belirteceğim yapacağım. Ya 1.2 olmalı ya da 1,5. Hani 0,3, 0,3, 0,3 artıyor bende. Böyle yaptığım için de kullandığım bütün malzemeler birbirleriyle uyumlu standart. Yani size de benim tavsiyem eğitim falan verecekseniz 300 mikron seçeneğini seçin. Hızlı baskı alabilirsiniz. Ama 100 mikron alırsan 300 mikronda bir tur geçti yeri 100 mikronda 1, 2, 3 diye geçiyor. 15 dakikada bastığın bir şey 45 dakikaya artabiliyor. Hangi birinin baskısını alacaksın? Sıkıntı. Eğitimini verirken mesela genelde şey yaparız. 2 santim, 2 santim, 2 santim kuralımız var deriz mesela. Ona göre tasarım yapın. Hani ya da 3, 3, 3 ya da 4, 4, 4 gibi. Hacimlerinizi ona göre verin. Kaç öğrenci varsa ya da haftaya teslim edin. Yani programınız 3 boyutlu yazıcı ile ilgili bir şey yapılacaksa önce aksiyon. Aradan bir hafta geçsin. Sonra devamı olsun ki çocuklar baskılarını görebilsinler. Burada mesela 100 mikron yerine 300-400 mikronumu alabilirim. Doluluk oranının buraya bir etkisi yok. Burada tek yaptım high yerine fast'i seçersem 300 oluyor bak. Medium'u seçersem 200 oluyor. Fast seçersem high seçersem 100 oluyor. Bu buradan ayarlanıyor. Sonra mesela nedir? Üst katman 4 olsun. Hani bir şeyi bitiriyorsun 4 kere üstte katman yap sonra bitir gibi. Başka seçenekleri de seçebiliyorsun. İşte dışına mesela katman yapacaksın. Dışına 2 kere geç ya falan filan gibi bir şeyler diyebiliyorsun. Burada benzer çalışmalar var. Edition diye bir yer var. Skirt denilen etek oluşturma. Etek oluşturma şunun için önemli. Sen bir baskı aldığında genelde baskının alt tarafı böyle yukarıya doğru kalkabiliyor. Niye? Mesela bir küp bastığımızı düşünelim. Kübün bir alt yüzeyi vardır. Bir de yan yüzeyi vardır. Hatta bir de bu yüzeyi vardır. Değil mi? 3 tane yüzeyi var. Bu malzeme üstündeki sıcaklığı nasıl atacak? Yere atacak. Buraya atacak. Bu yüzeye atacak. 3 farklı yerden soğuyor. Ama bu kübün sadece bu yüzeyi nereden soğuyor? O yüzeyden soğuyor. Burası bir soğurken öbür köşesi 3 soğuyor. Daha fazla soğuma gerçekleştiği için yukarıya doğru böyle çıkıyor. Ee, siz öyle şifreyi yazarsanız e, ben yorumları kapatırım. <laughs> e, i̇şte o köşe tarafını böyle kaldırabiliyorsunuz. Yüz e, skirt dediğinizde böyle e, ne dersin? 2 tane layer var. Offsetlemesi budur. İşte katman katman arkasına yapabiliyorsun. Falan filan gibi geçiyor. Şimdi yapalım bakalım. Ee, layer kaç tane? 2 kat layer yap diyor. 6-7 basamak olsun diyorum. Hemen prepare to print diyorum. Bakın arka tarafını görüyor musunuz? Mor olarak bir şeyler bastı. Ama biraz uzağa bastı. Offset yaptı. O zaman ne yapacakmışım ben? Biraz daha bunu yakınına yanaştıracağım. Geliyorsun. Offset yapmayacağım diyorsun. Direkt benim burayı sıfır yap. Şimdi prepare to print yap. Dibine yaptı. Böylelikle ne oldu? Malzemem benim şu noktada. Soğuma yaparken bir yukarıya doğru kalkma gerçekleşmeyecek. Gerçekleşecekse yanı olur. E, litofan olması gerekiyor hocam. Olmuyor ki dediniz ama hep <laughs> dur şimdi geleyim. Ben deniyorum. Giriyorum ben. Olmuyor değil. Oluyor. Olmuyor ki hem Türkçe hem İngilizce. Niye ya? Yine şifreyi söylemek zorunda kaldım. Normalde katış oyundan da hiç şifre ipucu falan verilmez. Yani bu şekilde. Tamam. Neyse. Devam ediyorum. Ee, bu şekilde devam ediyoruz. Hani aslında ben size teknolojiyi söylediğimde siz orada şey bile yapabilirsiniz. Türkçesini, normalde bu kökeni Fransızcadır. Fransızcasını denemek, İngilizcesini denemek gibi. Hani kaçış oyunlarında o öyledir. Bir anahtar bulursunuz, 20 tane kapının deliğine e, denemeye çalışırsınız. Yani demezsiniz, bu, burayı açmıyor, e, hangi kapı olduğunu söyler misiniz gibi bir şey yoktur. Hani o yüzden kaçış oyunlarında aslında denemeniz gerekiyor bütün hepsini. E, i̇şte siz birazcık yani daha böyle zora yönelik olursanız ben çünkü çok ciddi oyunlarım var size oynatamıyorum çünkü hep böyle kolay söylemem gerekiyor ee, siz biraz şey olun ben de elimden geleni yapayım <laughs> yorumları silin diyor <laughs> lit hop hane <laughs> çok güzel eyvallah neyse tamam geldim yine ben buraya ee, edit process settings dedim başka neyi bilmem gerekir include draft diye bir şey vardır Alt tarafına yine raft da basabiliriz. Raft da şu işe yarar. Bunun alt tarafına bir katman oluşturur. Ama bu katman, mesela eteği sileyim. Şuradan da etekle karışmasın. Skirt'ü siliyorum. E, yüz skirt'ü kapattım. Sadece raft'ı aldım. Şimdi raft'ın şöyle bir özelliği var. Alt tarafına bir katman yaratır. Ve kendisi bunu belirliyor. İstiyorsan sen de ayarını yapabilirsin. Katman, katman, katman belirliyor ki senin üst tarafta bir şeyin varsa ve bunun geometrisinin bozulmasını istemiyorsan Mesela şöyle bir parça basacaksın. Bunu biz yapmıştık şey için. Şu litopan için. Buraya parçayı koyuyorsun. Buraya da mum koyuyorsun. Böylelikle mum içerisinde görünüyor bu resim gibi. Mesela şunu basacaksın. Bu köşenin zedelenmesi için alt tarafına raft yapıyorsun. Raft yapınca ne olur? Burası mesela soğuyunca yukarı kalkar. Ama senin makine hala burada duruyor parçan. Onu buradan alırsın. Tabii ki bu kadar kolay almak önemli değildir. H harfi eksik yazmışlar. Bak bir daha kontrol ediyorum, onu bir daha kontrol etmeyeceğim. Ogrenenler.com, Lit Hopane. Evet oluyor, H harfi var arkadaşlar. Al hadi bunu yazayım, artık bir şey de demiyorum buna. <laughs> Lito deniyor bu yönteme. Ee, bu yöntemi zaten videoya ekleyeceğim o yüklediğim videoya. Çünkü Lito da size anlatmak istiyorum. Ee, geçiyorum. Şimdi edit process settings'te başka neyimiz var? Temperature denilen bir kısım var. Ee, Support'a henüz gelmiyorum. Include Raft'tayım. dayım. Ee, include raftta şunu bilmeniz gerekiyor. Upuzun -up bir düz yüzey basacaksanız, bir de raft yaptıysanız düşünün ya bunu nasıl ayıracaksınız? Bıçak sok bilmem niye falan filan uzun işler. O yüzden çok uzun parçalarda raft yapmak yerine etek yapmanız biraz daha mantıklı olabilir. Ben genelde öyle çalışıyorum. Ee, support denilen bir şey var. Hadi supporta geleyim öncesinde. Support da şöyledir. Ee, diyelim ki mesela burada basımı çok zor bir e, kısım var. Mesela şunu iki kere tıkladım. Ee, buradan mesela pozisyonu değiştir diyor. Bunu döndüreyim. Döndürdüm şöyle. Tamam. Şöyle açılı bir hal aldı. Şimdi ben bunu açılı olarak basmak istiyorum. Center and Arrange dedim. Onu ayarladım. Mesela burada ne yapmam lazım? Ee, edit Process Settings diyorum. Generate Support dedim. Support ekle. Ekle dedim. Prepare to Print. Bakın buraya destekler ekliyor. Bu destekler elinizle bile çözebileceğiniz destekler arkadaşlar. Ve bunları birleştirmiyorlar bak. Havada asılı kalıyor. Hani görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şöyle yapınca görünüyor. Havada asılılar bunlar. O yüzden çok kolay çıkabiliyorlar. Desteğin zaten yöntemi bu. E, bu destekler elle ya da e, bir tane karga burun e, yakınımda var mı bilmiyorum. Yok. E, bir tane karga burunla falan çıkarabilirsiniz. Yani Pense iş görür de pense biraz büyük kalır. Bunun böyle ince olanları vardır. O ince olanlardan bir tanesiyle ucundan böyle çıkarabilirsiniz. Ya da bazen cımbız kullanırız. Onlar da bir yöntemdir. E, böyle bas dediğinizde de işte o gri kısmı aşağıda gösteriyor. Mavi olan alan mesela bizim kendi malzememiz. Hani bu e, şeyden parçadan kaldıracağımız kısım. Sonra bunu böyle 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 üretiyor. Sonra siz o alt taraftaki supportları söküyorsunuz. Ama yani bunu nasıl monte ettireceğiniz biraz sizin e, bilmenize kalıyor. O gerçekten çok önemli bir kavram. Geçiyorum. Başka ne var? Isınma var. Tablanızın mesela PLA malzemede ben 65 dereceyi kullanıyorum. Nozzle'ın da 230 derece olmasını kullanıyorum. Ama siz burada şunu yapacaksınız. E, filament'in özelliğine bakacaksınız. Filament diyorum. PLA Filament Bunun bir tane kutusu vardır. O kutunun üstünde şu yazar. 210 e, derece ile 250 derece arasında e, ısıtın. Yani şey yapın, üretin. Ya da işte e, tablo sıcaklığı da 60 derece ile 80 derece arasında olsun falan filan gibi bazı özellikler söyleyebilir. Ben o yüzden e, genelde e, ya filament seçimi yapmak istemiyorum. Çünkü çok sayıda filament üreten arkadaşım var ama momentte en iyi okuma e, malzemesi ile e, ben şey aldım. Ama e, bir sürü arkadaşım var. Onlar da momentte başka malzemeleri kullanıyorlar. Okuma iyi değil diyorlar orada. Uyumlu değil diyorlar. İyi değil değil. Okuma iyi bir filament de. Hani bazen böyle makineyle filamentin uyuşması gerekir. İşte bazı filament markaları var. ABG var arkadaşımız için. Saymadıklarımdan şey olmasın, sıkıntı olmasın. Bir sürü yerli filament markası var. Yazarsanız muhtemelen çıkar. Siz de yorumları yapıp yazıp tanıtımını şeyini yapabilirsiniz. Bende öyle şeyler yoktur. böyle yerli filamentleri yazarsanız bir sürü şey çıkar. Uzaras vardır Mustafa mesela çok güzel bir şey yapıyor. kendi hatta ee, uzarasın şey var neydi? Filamentin e, takılı olduğu makarayı e, size mesela vermiyor. E, sizde zaten varsa ona takıyorsunuz. Böylelikle e, bazı atıklardan kurtuluyorsunuz gibi şeyleri var. E, böyle mesela ahşaptan kendi şeyini yapıp ekoplastik üretebiliyorsun gibi şeyler var. Yani onu tavsiye ederim. Heated bed ne demiştik? 65 derece kullanıyorum. Extruder 230 ama sizin böyle yapmanız gerekmiyor. Kendi malzemenizi, kendi yazıcınızı kullandıktan sonra denemeler yapmanız lazım. Hangisi sizin için en iyisi onu orada anlayacağınıza inanıyorum. Soğutma dediğimiz bir kısım var. Fanı 100 derecede soğutabilirsiniz, çalışabilir. G-code bölümünde ben script olarak aslında bir script yazıyorum. İşte nedir bu? Ee, makinenin çalışmasına başlamadan önce bir hareket yapsın diyorsanız bunu yazı olarak yazabiliyorsunuz. Bilenler yazıyor. Mesela makinenin baskısı ortada alınacaktır. Kafa böyle sağdan gelir. Hmm diye gelir ve ortaya basar. Ben onun yerine biraz böyle bir düz bir çizgi çeksin bir yerde. Oradan kaldırsın kafasını sonra gelsin yapsın. Çünkü kafada biraz plastik münastik bir şeyler kaldıysa onu bir yerde aksın ya da akmıyorsa biraz akması için zaman geçsin sonra gelsin başlasın gibi bir şey seçebiliyoruz. Onları buradan yaparsınız. Hızını da 600, 6000 mm bölü dakika ve 6000 mm bölü dakika olarak kullanıyorum. Bu XY hareketi bu da default basma hareketi. Hani size de tabii ki değiştirebilirsiniz. ben mesela bazı makinelerde 18 saatte bastığım parçayı Moment'te 3 saatte basabiliyorum. Ee, aynı hızları getiremiyorum ee, ve aynı sonuçları alamayabiliyorum biliyorum ki momente e, daha da hızlandırma seçeneği oluyor. Çok hızlı çalışıyor. O yüzden e, bu tarafı çok seviyorum. Burada başka anlatacağım bir şeyler yok İşte bakarsanız bir şeylerin ucunu eksiğini geldiğini falan filan şeylerle aksislerde e, katmanlarla falan görebilirsiniz. Ben şimdi göremedim. Ama buradan açıya bakarsın falan da filan. Yani ABS malzemeyi seçersin. Ona göre üretirsin. Ee, falan filan. Yani seçeneklerinizi yaparsınız. Kurcalarsanız. Generate support'u da geçtim. Bunda en güzel özelliklerden biri aslında elle support. Add support diyorsun mesela. Bak. Şöyle elle ekleyebiliyorsun. Eğer biraz 3 boyutlu yazıcıdan anlıyorum diyorsan. Kendi support'unu kendin koyabiliyorsun mesela. En güzel yanı o. Bazen çünkü dilimleyici programlar iyi analiz edemiyorlar. Siz de orada müdahale ediyorsunuz. Ben tecrübelerimden biliyorum burada kesin sorun çıkaracak falan filan deyip e, supportlarını atabiliyorsun, remove diyorsun, clear all support, tam bitti. Bu şekilde de e, kapatabilirsiniz. Dilimleyici programı da anlattım. Bunu anlattıktan sonra bazı kütüphaneleri çok hızlı geçeyim. Thingiverse gibi yerlerde de 3 boyutlu tasarımlar vardır. Buradan herhangi bir parçayı alıp STL olarak indirip Buraya dilimleyiciyi atıp oradan baskınızı alabilirsiniz. Bu bir seçenektir. Ve bunu da işte download all faaliyetine e winrar olarak sıkıştırılmış dosya olarak indirir. 20 parçaymış mesela. Her birini orada birleştirip indirecek. Ya da siz gelip buradan hangi parçayı istiyorsanız sadece onu download diyerek indirebilirsiniz. Bu da bir seçenektir. Google'ın SketchUp'ı vardır mesela. SketchUp'ın kütüphanesinin adı neydi? SketchUp 3D Warehouse'du galiba ama evet herhalde oydu. 3D warehouse. Girdim evet. Mesela bazen çok hoşunuza gider. Geleceğe dönüş filmindeki DeLorean'ı almak istiyorum. Hani ben bu makineden arabadan basacağım falan dersiniz. O zaman gelirsiniz buradan bir çizim alırsınız. Bu çizim dosyasını SolidWorks'te şeyde SketchUp'ta STL'ye dönüştürürsünüz sonra da basarsınız. Böyle bir şey de yapılabilir. Yani bir sürü e, kütüphane vardır böyle. Onlara da bakabilirsiniz. Ben internete genelde şey yazıyorum mesela robot arm stl diyorum. Oradan karşıma çıkanlara bakıyorum. Yegi güzeldir. Thingiverse stl stl base. All 3D, bu tanıtım şeyi diyebilirim. Grabcat. E, ee, stl finder. Hani bunları falan kullanıyorum. Hani buralarda çünkü hani ekle diyorsun, ekliyorsun o kadar. Bak mesela bakıyorsun buraya. Ben işte ne yapıyordum modüler robot diyordum mesela Modular. sonra gelip buradan bütün şeylere bakıyordum çizimlere hoşuma giden bir tanesini seçip onun baskısını deniyordum hani illa Thingiverse'dan almak zorunda değilsiniz böyle bir sürü yer vardır benim en sevdiğim yer adını şimdi hatırlayacağım 3D dur. O kadar şey yaptım ki beynim yandı. 3D Model Download desem çıkar mı o ara? Çok güzel bir siteydi. Onu atlamak istemediğim için sizi bekletiyorum. Neyse. O aklıma gelmiyor. Şeyden bulabilirim. Ogrenler.com bağlantılar diye bir adresimiz var bizim. Ee, bu sitenin içerisinde aradığımız bütün hemen hemen e, her şeyi bulabiliyoruz. Artı işaretinin olduğu yerde bağlantılar buradan da girilebiliyor. Pred by Trace Parts Online. Heh. Tamam buldum. Trace Parts Online. Bu Trace Parts'a doğru dönüştü. Mesela burada bir tane vida arıyorsunuz. Türkçesini yazdım. Eskiden Türkçe bulunuyordu. Şimdi bulunmuyor mu? Screw diyorum. Bir tane vida. Ee, civata falan nut ee, falan nut böyle aratabilirim. İşte atıyorum mesela bunu seçtim. Tıklıyorum. Burada bir sürü şey var. Yani nereye ne aldığınızı seçebiliyorsunuz. Burada görseller arasında bir geçiş yapabiliyorsunuz. Yani ben bunu 3 boyutlu model olarak göreceğim de diyebilirsin. Bir sonrakinde gerçek görüntü. Öbüründe işte başka görüntüler de var. Teknik resim falan da veriliyor. Hani bunda yok sadece. Bunda iki tane olmuş. E, download diyerek indirebiliyorsun ve buradan da seçiyorsun. İşte AutoCAD dosyası olarak indirebilirsin. GIF olarak indirebilirsin. BMP, Katya, Katya programına. Fusion 360. Sonra Inventor. OBJ dosyası olarak. PNG falan da var yani. Düz resim olarak da alabiliyorsun. E, Pro Engineer, Solidworks. Bak bunların hepsi çizim programı. SketchUp. TopSolid var. Mobilya tasarım programlarından. Ee, gibi. Bunların her birinden alabiliyorsun. Tek yapman gereken download'a basmak. İnsanlar artık ee, bunları şey yapacaklar. Bütün o sattıkları parçanın üzerine. Ah, Belki yazmış ya. E, bütün o sattıkları parçanın artık yedek parçalarını buralara koyacaklar ve siz gideceksiniz artık masaüstü metal yazıcılar işte o promakimde gösterdiğim Markforged'a falan işte ne bileyim bunları üreteceksiniz. Bilmiyorum Markforged yazında çıkar mı? Çıkmaz. Markforged gibi makineler bu hizmeti sağlarlar. 3D Promakim'in içerisinde vardı. Buradan malzemeyi seçersin. Ne kadar dayanıklı olmasını istediğini falan filan belirlersin. Bu da bir filament İçerisinde metal tozları var. Normal plastikmiş gibi basıyor. Sonra bunu e, sinterleme fırını var. Orada plastikler uçuyor, metaller kalıyor gibi düşünebilirsiniz. Hani genel mantığını. E, böyle bir sistemi e, var. Malzemeler burada. E, kompozitler, metaller, onyx, karbon fiber, fiber glass, e, kevlar falan gibi malzemelerimiz var. Yani bunlar basabiliyor. Çok dayanıklıdır. Ben çekişte defalarca Vurdum kırdım yine de şey yapamadım. Hepsinin fiziksel şey download data sheet diyor. Mesela data sheetini veriyor. Veri şeyine Ve çok sağlamlar. Yani al direkt kullan. Eskiden bunları üretebilmek için 1 milyonluk koca fabrikalar kuruluyordu. Şimdi artık kendi evinde bir fabrikanın yapabildiği tasarımı kendin yapabiliyorsun. Gerçekten de acayip bir yere doğru gidiyor. Sizin sorularınız varsa sorularınızı alayım. Ben anlatacaklarımı çok anlattım ama hala anlatmadığım da bir sürü şey olduğunu biliyorum. Ee, varsa sorularınız ona bakabilirim. He, ben mesela 3 boyutlu yazıcı öneriyor muyum konusu. Gönül isterdi ki promo kimden Moment'i öneriyim ama e, 4-5 tane kaldı. Yani 4, ilk 4 kişi alır ondan sonra kalmaz. E, ben çok seviyorum. Dediğim gibi hani hiç, Ben önce onu e, sevdiğimi söyledim. Onlar beni gördüler. Dediler ki ee, senin moment kullanmanı istiyoruz falan deyip öyle geldiler. Yani o yüzden e, aslında e, şey değil böyle ben e, onları seviyorum da moment övüyorum konusu söz konusu değil. Gerçekten hayatımı kurtaran bir sürü şey yaptığı için e, estetikte bir alet. Güzel. E, mesela şu bizim bağlantılar sayfası var ya ben buraya bir tane şey koymuştum. Çin'den ucuz ürünler. Ben buraya 3 boyutlu yazıcılardan koyayım diyordum. Bir tane buraya koydurdum. Neymiş bu? 3 boyutlu ucuz Creality, 3D, Ender, Prusa, i3D mesela bu. Ee, eğer istiyorsanız mesela 1550 lira e, gümrükten de e, ufak bir veri şey veriyorsun. %20 falan veriyorsun galiba. Hani öyle bir şeyi de üstüne koyarak belki böyle bir şey alınabilir. E, Banggood'un üzerinden ben bazı linkleri oraya koyacağım. E, bu tarafa. Banggood'da tanıdıklarımız var. E, o yüzden mesela e, kargo sürecinin takibi bilmem ne gibi falan şeylerde de belki yardımcı olabiliriz. Ama 3D printer yazdığımızda bir sürü seçenek çıkıyor. Mesela 2-3 kafalı printerlar çıkıyor. Ben bunları pek aslında destekleyemiyorum. Çünkü iki kafa çalıştığı zaman biri mesela gidiyor mesela kafasına yapışıyor malzeme. Sonra basarken gidiyor bu tarafa çarpıyor. Hani öbür tarafta aldığın baskıyı da sorun yaratmamalı. İki tane kafa olduğunda iki tane risk taşıyorsun. Ee, birini durdurabilmen lazım. Ama e, duyduğum kadarıyla iki kafalıların birinin durdurulması söz konusu e, değilmiş. Eğer gelişirse teknoloji buna da müdahale ederlerse hani belki öyle bir şey olabilir ama e, ben tek tek basılmasından yanayım. Büyük tablodan yana değilim. O yüzden 50'ye 50'lik falan filan hiçbir zaman benim için önemli olmadı. Bunun için 3 boyutlu yazıcı firmaları var. Zaten öyle büyük bir şey basıyorsam Muhtemelen ona göre de filament ya da başka bir şey harcıyorumdur. Ee, bir yerde bir proje yapıyorumdur. Malzemenin de parası gelecektir. Öyle işleri yapmaya çalışırım. Ama e, olabildiğince e, küçük parçalarda çalışırım. Ben 14 santimin büyüğü bir şey hiç üretmedim. 3 boyutlu yazıcıda. O yüzden de hiç ihtiyacım olmadı. Bir şey 14 santimden büyükse başka bir teknolojiyi seçtiğim için genelde almıyorum. Şimdi burada mesela e, Newest ya da Price falan filan diyorum. En yüksekten en aşağıya doğru şöyle bir hızlıca geleyim. Price dedim dediğimiz en yukarıdan en aşağı doğru gelsin. 12 bin lira param olsa ne yapardım falan filan. Hani ee, bakın size anlatmadığım şey var. Multijet ee, diye bir tane 3 boyutlu yazıcı şekli var. Multijet 3D printer. Bu da bir tane çubuğun üzerinde bir sürü malzeme, bir şey işte bir sürü delik, bir sürü delik var. Biri normal malzeme, diğeri ee, support. Bunun sayesinde polijet ee, yöntemiyle aslında. Multijet yazdım da polijet diyecektim. E, ee, polijet'te de mesela işte şöyledir. Bak bu teknolojiyi anlatmayı unuttum. Ben G garajda danışmanlık yaparken orada mesela polijet makine vardı. Ee, 3300 lira falan kartuşuydu 4-5 sene önce. Ee, 24 saatlik baskı alabiliyordum. Ee, şimdiki fiyatları ne bilmiyorum. Ama mesela burada malzemeyi basıyorsun ee, bu deliklerin bazılarından malzeme bazılarından support akıyor. Ee, o yüzden de baskıyı alırken sıkıntılar şöyle olabiliyor. Mesela bu kafa böyle hareket ediyor ya o zaman malzemeyi böyle dikmeyeceksin. Böyle dikersen yere düşebiliyor. Ee, ma kafa böyle hareket ediyorsa malzemeni böyle koyman lazım ki basarken üretirken e eğiklik falan filan yaşanmasın. Hani o konuya dikkat etmek gerekiyor. Ee, böyle bir sistemi var. Bunu çok da detayına inmiyorum. Ee, geldim işte bunlar hoşuma gidiyor Büyük diyorum hani alayım diyorum ama Hep sorun çıkartıyor 2-3 tane malzemeyi karıştırmak falan. Ee, SLA türü yazıcılar için belki bu kadar Para verebilirim Ama onda da mesela bunları bilmiyorum ee, Bunun hakkında bir şeyler e, Duydum iyi gibi Şunları hiç savunmuyorum Yani bir robot kol robot kol olarak kalmalı Çünkü burada bir hata payı var Şurada bir hata payı var Burada bir hata payı var ve burada bir hata payı var. 4 tane hata ucuca eklendiğinde buradaki hata çok büyük oluyor. Normalde bu robot kolla hassas bir şeyler yaparsın ama onlar bir şey taşımak, tutmak falan filanla alakalı olsun. Yani 3 e, iş bir arada yapan yazıcılar elbette hoşumuza gider eder ama hani CNC ile 3 boyutlu yazıcı mesela bir arada olursa e, çok fazla umursamam. Ama robot kol ve yazıcı biraz e, garip oluyor. CNC ve 3 boyutlu yazıcının bir arada çalıştığı noktalarda da şu sıkıntı var. Biz genelde yaşıyoruz. 3 boyutlu yazıcı tozdan bile etkilenebiliyor. Nozulu tıkanabiliyor. Momentum ben hiç tıkanmadı mesela 4-5 yıldır hiç tıkanmadı. Yani başıma gelmedi. Bir de ben olabildiğince beyaz filament kullanıyorum ama arada ahşap filament kullanıyorum. Mesela ahşap katkılı filament size söylemedim. Ahşap filament. Kokusu ahşap gibi. Rengi ahşaba benziyor. Ama tüy tüy saçak saçak şeyler yapıyor. Aa benim evimde baskılar var ya. Bakın mesela ben ahşap filamenti yerli bir markadan alıyorum. Ee, ama yaşadığım problemi göstereyim size. Filament böyle düğüm halinde. <laughs> yani bu düğüm halinde olunca ben bunları tek tek çıkarıyorum. Öyle basıyorum ve sıkıntı yaşıyorum. Ee, bunu geçtim. ABS malzemeyi çok sevmiyorum. Ama ABS malzemelerden bir tanesi. Böyle bakınca anlaşılmaz ama. Ee, baskısı iyi. Sarı filament mesela şu PLA'ydı. Ee, şeffaf filament dediği çok da şeffaf değil ama böyle bir ten rengi e, filament gibi duruyor. Ee, bunlar yıkılacak. Şuraya koydum. Mesela aldığım baskılar var. İşte ne bileyim e, şöyle parçalar e, basıyorum robotlar falan filan için. İşte bunları e, pillerin etrafına yuvalandırıyorum. Sonra da çıkartıyorum ve Çık diye sesini alıyorum. Bu benim hoşuma gidiyor. Yani böyle elektronik devreleri bir araya getirebiliyoruz. Mesela şunu bastık. Bunu ne için bastık onu göstereyim. Hani üç boyutlu yazıcılar ne yapılabilir konusuna ilhamımız olsun bari. Bunlar nota. E, gitar için kullandığımız fretler. Biz e, belki yakın zamanda görmüşsünüzdür. Dünyada da 1 milyon kişi falan tarafından izlendi herhalde. 900 bin mi neydi? Lego mikrotonal gitar. Ee, Mikrotonal gitarın e, hani Türkiye'deki mucidi e, Tolgağan Çoğulu hocamız e, Onun şu Lego Mikrotonal gitarını e, Bizim atölyede e, Ve e, Ruşen diye bir arkadaşımız var Bizim uzaktan destek ekibinde Onun atölyesinde yaptık Burada işte şu üstündeki parçaları 3 boyutlu yazıcıdan e, Hani ben şey yaptım yuvarlak kısımları tasarladım Bir de kare e, parçalar da ekledik Alt tarafını Ruşen e, Mesela gitarın üst tarafını aldı üstüne de malzemeyi yerleştirdi. Onu da 3 boyut yazıcıdan bastık. Kendisi enstrüman yapıyor zaten, kabak kemanı ustası. Bakın siyahlar dikdörtgen şeklinde olan Lego parçaları. Burada işte bir gün diyor ben işte neden Lego ile yapmıyorsun baba diye Atlas babasına soruyor. Diyor ki gitarın işte klavyesi Lego olsun. Sonra neden olmasın diyorlar. Fikir oradan çıkıyor. Tolga cevabı işte araştırıyor, ediyor filan derken Lego'lar hep böyle gitarların gövdelerinde kullanılıyor. Hiç kimse klavyede kullanmayı denememiş. Sonra işte Ruşen bizim kabak yemeğin ustası. Ruhusu Dostlar Korosu'ndan arkadaşım. Çok sevdiğim bir dostum. Ruşen'le birlikte işte başlıyoruz. Ruşen e, bunun alt tarafını tasarlıyor. E, sonra getirdi işte bazı baskıları. Denedik ettik burada. Moment'te bastım. İşte benim yazıcı bu. <laughs> Emektar. Beyaz bastım, sarı bastım, birkaç renkte falan bastım böyle. Legoları sonra üstüne tek tek yerleştirmeye başladık. Yapıştırdık, zımparalar, şusu busu falan filan. Ama işte tek parça olan legolar biraz zor bulunuyordu. Ee, üç boyutlu yazıcıdan böyle baskıları aldım. Mesela bakın buradaki gördüğümüz şeyi. Böyle toplu halde basıyorum, seri halde. Aslında üç boyutlu yazıcı bunun içinde kullanılıyor ve parametrik tasarımda da kullanılıyor. Diyelim ki mesela bir e, bunun baskısını alırken ben şöyle alıyordum. 15 e, büyüklüğünde 16, 17, 18, 19, 20 yapıyordum. Hepsini deniyordum. 17, 18 mesela tuttu mesela. Hani o zaman diyordum ki ya 17 kullanayım ya 18 diyordum. Bundan sonra hep 17'li basıyordum gibi. Böyle parametrik tasarımlar yaparak her birinin radyosunu böyle bir 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 artırarak 24 tane bas falan diyorsun. Mesela kodla çizim yapabiliyorsun. Bunları oluşturduğunda daha güzel sonuçlar alıyorsun. Burada da mesela yazıcıda dikdörtgen bir şekilde bunları basıyorum. Ee, ben biraz hor kullanmışım. <laughs> Sarılarını falan da bastık. Bunlar yuvarlak olanlar. Yuvarlaklar dönebiliyor. Dikdörtgen olanlar birbirlerini engellemesin diye öyle yapmıştık. Burada ben varım. Rüşen <laughs> var. Ben. Tolga Hoca. Atlas. Atlas işte bunlar da denedi. Farklı renklerde falan bastık. Farklı şekillerde. Onların her birini denedi. Çok da güzel notaları var. Bunun farkı şu. mesela burada fa notası var. Bu fa notasının içerisinde 1, 2, 3, 4 tane farklı ses de çıkarabiliyorsunuz. Yani fa ile fa diyez arasında 4 farklı ses daha çıkabiliyor. Mikroton diye geçiyor bunlar. Hani o yüzden müzikleri falan çok iyi. Mesela arka tarafta çok güzel bir müzik var. Cultures and also used for the standard guitar education. Thanks for watching. Mesela böyleydi. O çok güzeldi. Bunu 3 boyutlu yazıcıdan yaptık. Yani böyle şeyler yapabiliyorsunuz. Aklınızda olsun. Hoppa. Mesela ben geçenlerde ne yapmışım? E, kart vizit dövücü gibi bir şey yapmışım. Kart vizitin içerisine şunu katayım. E, üzerine böyle öğrenenler logosunu e, bastırayım falan diye uğraşmışım. Hani böyle bir şey e, yapabilirsiniz. Ne bileyim. E, farklı bir sürü şey baskı alınabilir. Mesela işte... Robot kollar yapılır. Servo motoru içerisine koyarsın. Ona göre e, dişler dönsün falan yapılabilir. Eğer 3 boyutlu kalem kullanırsanız o da mesela dönme dolap falan yapmıştık. Böyle kalemle e, şu üçgen kısmı yapıyorsun. Mesela şöyle sökeyim. Böyle yapıyorsun. Sonra bunun üstüne koyup kalemle üzerini bunun e, ısıta ısıta böyle birleştiriyorsun. Bunun gibi çalışmalar da olabiliyor. Heh, mesela şu e, bir arkadaşımız iWatch için mi neydi bir saat gibi kulaklık için mi bir şey için yaptırdı bizde bunu. Ne için olduğunu bilmiyorum ben öyle şey kullanmıyorum. Şurada mesela esnek filament var. Esnek filament böyle esneyebiliyor. Şöyle gördüğünüz gibi esneyebiliyor. Kulaklığı buraya koyuyorsun. E, bu da esnemiyor sert e, bir filament. Bunun içerisine yerleştiriyorsun ve kullanabiliyorsun. Hani böyle şeyler yapılabiliyor. Mesela telefon tutacağı kedi şeklinde, bu size gösterdiğim o parçaların içinden bir tanesiydi. Telefonunuzu buraya koyuyorsunuz ve telefon işte film izlemecik bir modda duruyor. Bu yapılabiliyor. Mesela şu özel bir kapı sistemi var ya, hani egzantrik açılıyor. Bunu nasıl birleştirin bilmiyorum ama. Yani şöyle bu tarafından açarsın şöyle kapanır filan. Hani onu yapmıştım. Bakır tel geçirerek filan yapabiliyorsun. Böyle ekstra malzeme kullanılabiliyor. Bazen işte askı aparatı olarak kullanıyoruz. Arkamızda OSB bir şey var atölye. Hani orada kullanıyorum bunu. Bu yeşil renkli olduğu için size boş görünüyor. <laughs> Böyle yani kısaca özeti bu arkadaşlar. Başka anlatmadığım bir şey kaldı mı bilmiyorum. Sizden de soru gelmediği için ben herhalde bu kadarla yetineceğim. Zaten 1 saat 44 dakika oldu. Bu yayın bayağı uzun sürdü. Sorularınız olursa yorumlara falan yazarsınız. Kanala abone olmayı unutmayın. Ee, siz abone olunca abone sayısı artınca izlenme de artıyor. Bizim izlenmeye aslında daha çok ihtiyacımız var. Ee, bu yüzden de yani şu YouTube kanalımızı göstereyim. Bir ayda çok hızlı yükseldik. Ee, burada YouTube Studio diye bir alan var. Oradan bütün şeylere bakabiliyoruz verilere. 1393 abone olmuşuz. Yani normalde çok az 200-300 abonemiz falan vardı. Bir anda yükseldik. Analytics tarafında bakınca da şimdi 4000 saat izlenmeye ihtiyacımız var. Son 28 günde mesela 781 olmuş. Bir yılda buranın 4000 olması gerekiyor. 4000 olursa link verme özelliği, para kazanma özelliği gibi bazı özellikler aktif oluyor. Ee, siz böyle izledikçe ee, ben de her gün 1 saat 1 saat yükleyeceğim. Aklınızda olsun ee, şöyle bir grubumuz var. Bit.ly öğrenenler grup. Yani bunu Facebook'tan grup olarak da gelebiliyorsunuz. Şunu yazamadım. Öğrenenler grup. E, burada bir anket var. Öğrenmek istediğiniz bir konu varsa bu ankete yazın. Biz de 12 Mayıs'tan sonra ne öğretelim. Bu ortaya çıksın. Mesela YouTube üzerinden para kazanma yöntemini seçmişler. Bunu muhtemelen yapacağız. E, logo 3 boyutlu yazıcı. 3 boyutlu yazıcı bugün anlattık mesela. Onu da siliyorum buradan. E, ne anlatıyorsak bunu siliyorum. E, güncelleniyor sizden aldıklarımızla. 3 boyutlu tarama. 3 boyutlu taramaya çok girmedim. E, kaleme de çok girmedim. Onları bir ıpızlı göstereyim sonra bitireyim olmazsa. E, YouTube diyorum şuradan. 3 boyutlu tarama fotogrametri yöntemini göstereyim önce. Fotogrametri mesela e, arkeolojik bir e, ürün kazı bir şey buldunuz mesela dışarıda bir yerde. Bunun e, DSLR'la bir sürü fotoğrafını çektiniz. Sonra da bu çektiğiniz fotoğrafları birleştirerek e, bir şey elde ettiniz. İşte ne derler? 3 boyutlu taramasını e, falan e, çıkarttınız bunun. O yöntemi şöyle güzel gösteren var mı ya? burada çok güzel video vardı da bunlar çok şey değil e, uzatmışlar mesela bu biraz güzel anlatabilir şuna bir giriyorum Recently. kapatıyorum, kapatıyorum. E, buradan geldim bir tane objeyi böyle ortaya koyuyorsunuz her yerinden fotoğraf çekiyorsunuz sonra bu program fotogrametli programın içerisinde koyduğunuzda Fotoğraf çekilmiş ama şuradan çekilmiş diyor. Bu buradan çekilmiş. Bu buradan çekilmiş diyor. Bir harita çıkartıyor. O haritayı çıkarttıktan sonra bunları birleştiriyor dijital ortamda. Ee, buna göre kodluyorsunuz mesela orta alanınızı bir şeyinizi. Heh, şurada. Mesela burada kendisi yuvarlak bir saç şey oluşturmuş. Resimleri içeriye at diyor. Sen bunun hepsini atınca... Ee, bu e, fotoğraflarda artık Exify denilen bir şey var. Onunla mı yapıyor ya da farklı şekilde mi kodluyor? Bakın e, şişenin neresinden neresi çekilmiş. Hesaplaması böyle yapılıyor. Bunları yapınca da birleştiriyor. Bu çok hızlı yaptı. Eskiden bu teknoloji bu kadar hızlı değildi. Sonra bunları da işte e, meşlerini bağla dediğinizde birleştiriyor. Siz de bunları mesh mixer, mesh lab gibi böyle bazı programlar var son programlar. Onlarda da buradakileri verileri sil, şuradaki verileri sil, bunu sil, bunu sil diye diye düzenleyebiliyorsunuz. En güzeli de e, o bir gün önce anlattığımız Scapgel programında rotuşlayabilirsiniz. E, onu da yapabilirsiniz. Fotogrametri yöntemi budur. Yani evimde benim 3 boyutlu tarayıcım yok ben nasıl tarayacağım derseniz bu yöntemi tavsiye edebilirim. Scan 3D var. Bundan bahsetmiştim şeyde ama çok kaliteli bir tarama söz konusu değil. Şunu biliyorum ben mesela bunun üzerinden göstermeye çalışayım. Uygulama çok yavaş, kasıyor. 10 tane tarama yaparsan bir tanesini, iki tanesini anca içine sindirebiliyorsun ama olsun telefonla kayıt ya tarama yapabilmek için güzel bir seçenek. En azından hiçbir çıktı alman gerekmiyor. Mesela ağacın etrafında fotoğraf çek diyor sana. Gezonun etrafında ve güzel fotoğraflar çek. Olabildiğince tabii ki böyle aynı mesafeden ve uzaklıktan yaparsan biraz daha onun için kolay olabilir. Bu da ağacın arasından geçerken dar geç, sonra öbür taraftan geniş geç, yani o bile bir sıkıntı yaratabilir. Bu yüzden görselleri çektikten sonra beğenmediklerini sil diyor. Siliyorsun. Make diyorsun. O bir 10-15 dakika falan uğraşıyordu. Hani bilmiyorum sizin yazılımınız ne kadar hızlı çalışır telefonunuzda. İşte tıklıyorsun bundan sonra objeye. Onun sonucunu veriyor ve görün yani bu kadar kalite alabiliyor. Ben bundan çok fazla tatmin olmadım. Eskiden 1-2-3D diye bir uygulama vardı Autodesk'in. Kaldırdılar onu. E, yenisini de getirmediler. Yani çok da sağlamdı ve tüm dünya ondan tarama yapıyordu. E, burada mesela ağacın taraması yapılmış. Üst tarafı da e, Mesh Mixer dediğimiz o kısım. Kendi otomatik e, tamamlamış. Aynı oyunlardaki bug'lar gibi. E, kenarlardan dokular alıp birleştiriyor. Bunun yerine mesela e, daha e, güzel bir e, şey var. Qlo 3 d Denilen uygulama. Sadece iPad'deydi. Android'e de geldi. Hızını iki katı yapayım yine. İşte bir tane obje ortaya koyuyorsun. Koyduktan sonra etrafını çeviriyorsun. Mesela ilk başta Q, mat alıyorsun bir tane. Ama bu mat parlak olmamalı. Buruşuk olmamalı ki adreslemeyi kolay yapabilsin. Parçayı ortasına yerleştiriyorsun. Yerleştirdikten sonra onun bir taraması gerçekleşiyor. İşte böyle fotoğrafını çektiğin çektiğin yerler yavaş yavaş açılıyormuş gibi düşün. Ee, sonra bunun tamamını sarıyorsun. Geçti geçti. Yan yatır bir de bunu doğrulamak için ekstradan yap diyor ama geyik çeviriyor orada. Kafası hareket ediyor bunun. Hani nasıl, ne kadar doğru alabilirsin ki? Ya da işte sen dur bunu hareket ettir falan gibi. Ama şeffaflarda ve hareketli objelerde sıkıntılar yaratabilir. Böyle rötuşlar yapılabiliyor. O üçgen meshleri düzeltiyorsun işte aslında burada hesaplama. STL dosyası olarak alabiliyorsun. OBJ alabiliyorsun. Ve Sketchfab'e yükleyebiliyorsun. Böyle bir seçeneği var. Ee, online render önemli olan kısımdır. Yoksa mesela bizdeki Structure sensor de çok güzel e, tarama yapıyor. Ama e, bunun mesela e, online render'ı, e, renkli render'ı 50 TL falan bir para. E, onunla yapmak istemiyorum. Ee, renksizi ne yapmak istiyorum falan derseniz o bedava. Ya da onun da renklisi var ama çok da iyi sonuç almıyor falan şeklinde de ol olabiliyor. Burada işte insanlar ortada duruyor. Ee, siz onun etrafında bir küp şekli oluşturmaya çalışıyorsunuz. O kübün içerisine e, kişi yerleştikten sonra gö gözünü çıkartması iyi bir şey. E, kadınlar saçı açık olduğunda taranamayabiliyor. Genelde toplamayı e, tavsiye ediyoruz. Saçaklı saçlar çünkü e, yanıltabiliyor, hatalayabiliyor telefon uygulamasının, ya yani da tablet diyeyim iPad mesela bizde iPad Air kullanılıyor ama iPad Mini'ye özel bir şeyimiz var. Böyle kübü kişinin üstüne getiriyorsunuz. 40 santimden uzakta tarama yapmak istiyorsanız bu cihaz iyi. Daha yakına girmek istiyorsanız atıyorum David Scanner falan filan gibi başka tarama programları da var. Çocuk şu an gözlerini sol yapıyor ama hani ona o şekilde tarama alacak. Hiç kımıldamaman gerekiyor etrafında dolaşıyorsun. Tabii ki şu an e, yapamadı. Scan yani başta demesi gerekiyor ve gri bir şekilde boyuyor. Abimiz unuttu ona basmayı. Heh, şimdi bastı. <laughs> Scan 3D ile bastı. Şu an çalışmaya başladı. Gri e, bir şekilde bütün boşlukları doldurmaya çalışıyorsun. Bizim elimizde ışık var. O ışıkla birlikte hareket ediyoruz. Makyaj aynası gibi bir şeyin ortasında duruyor ve insanları da döndürmek için tabla kullanıyoruz. Biz etrafında dönmüyoruz. Pedala basıyorsun, adam böyle dönüyor. Orada böyle yukarı aşağı taramalar yaptığımız için de e, o, yani çok güzel sonuçlar alıyoruz. Yani ben zaten kendimi burada taramıştım. Size de taramışını gösterdim. Bu şekilde alıyorsun. Bunu diyor online mi renderleyeyim yoksa yerelde mi renderleyeyim? Yerelde de iyi alabiliyor. Online'da da alabiliyor. Biri 1 dakika, biri 5 dakika sürüyor. O yüzden e, mesela 20 kişiyi taradığında zaten bir gün bitebiliyor bazen. Yani ve şarjın da ona göre yetmesi durumu e, söz konusu olmalı. Structure sensörün fiyatına bir bakayım. Artık eski ben, bendeki model çıkmıyor herhalde. Yeni versiyonu çıktı. 7600 lira imiş arkadaşlar şimdiki. Yani ben bildiğiniz bunu e, 2400'e falan satıyorum. Işığı, tabalası bilmem ne falan filanla birlikte e, kullanmadım. Çünkü bir yıldır kullanmadım her şeyi. Mezat listesi diye bir şeyimiz var. Oradan e, satıyoruz. O yüzden burada hepsi duruyor. Fotoğraflarına tıkladığınızda zaten görünüyor. İşte atıyorum e, TinyLab, Monopoly, bilmem ne falan bir şey görüyorsunuz. Zaten e, hediyelerin içerisinde de bazıları burada. Hani Oradan bakılabilir. Başka ne diyorum? Başka bir şey demiyorum. 3 boyutlu yazıcı önerilerini ben bu bağlantıları yazacağım. Siz oradan bakarsınız. Hatta ben buraya bir sürü şey yazacağım. E, size özel mesela ne bileyim lazer, CNC makinesi, şu makinesi, bu makinesi falan filan diye de listeler oluşturacağım. Bu siteyi kullanırsınız. Şuradan alımlar yaparsınız. Linkleri de burada duracak zaten. E, yerli firmalar olursa yerli yazarım şuraya. Yabancıysa yabancı. yabancı. Gümrükle uğraşacağınızı %20 üstüne ekleneceğini bilin diye. E, falan bakarız. Var mı soru? Yok herhalde. O zaman e, ben artık bitiriyorum. 3 <laughs> boyutlu kalemi de göstereceğim dedim de artık ona e, siz bakarsınız. 3 e, boyutlu kalemde sadece önerdiğimi sadece söyleyeyim. 3B kalem. Varsa burada o çıksın. 3D pen yazıcı çıkıyor genelde de. Tridipen 3D pen yazayım da yabancılar çıksın. Mesela şu güzel bir şey. Bir de en iyi üç tanesi falan diye bir karşılaştırma yapılıyor. Ben onu seviyorum. Ben yani şu. Bunun ortasındakini kullanıyorum ben. İşte birinci kalem lix pen diyor falan. Havaya yazıyormuş gibi gösteriyorlar ama hiç o kadar kaliteli olmuyorlar. Ama mesela böyle yukarıya doğru çıkıyormuş gibi hem çok hafif kalman lazım ve onun soğumasını beklemen ve e, çok ileri itersen kopar. Az bekleyince farklı oluyor. Mesela burada çok kolaymış gibi yapıyor. E, tabii ben bunu kullanmadım. Hani bunda belki öyledir. Ama e, bundan sonrakinde mesela çok büyük sıkıntı bu. Ben bunu kullandım. Eğitim verdiğim kurumlarda hangisi varsa genelde onun üzerinden gidiyorum. Şarjı arkaya takıyorsunuz. Filament'i takıyorsun. İleri tuşuna bastığında içeriye diye giriyor. Yukarı tarafta bir 210 derece, 230 derece gibi bir seçenek var. PLA yazarsan ona göre ısıtıyor. Malzemenin yoğunluğunu da şurada öbür tarafta bir tuş var. Onunla belirliyorsun. Ne kadar ilerideyse o kadar fazla malzeme akıtıyor. Ne kadar gerideyse ona göre az malzeme akıtıyor. Havaya basma ben bu kadar iyi olduğunu düşünmüyorum tabii ki. Genelde bunlar için şablonlar alırız. Siz de internete girersiniz. işte 3D Pen template yazarsınız. Sonra bunları PVC kaplayın. Benim tavsiyem mesela Eiffel Kulesi. Al bu Eiffel Kulesini e, PVC kaplat. Böyle yani asetat önüne ve arkasına ya da PETC falan yerleştir. E, bunun böyle laminasyon cihazları var. Onun içerisine koyduğunda ön arkası e, şey oluyor, PETC oluyor. Sonra buradan çizgilerin üzerinden gide 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 o tasarımını çiz. üzerinden kaldır. 4 tane yap, her parçadan. Mesela bak buradakiler bir çarpı 4 diyor mesela. Bir olanlardan dört tane yap. Sonra bunlardan da bir, 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 bir tane yaparak birini buraya, birini buraya, birini buraya, birini buraya, birini buraya yerleştir. Sonra da Eyfel Kulesi olsun diyor. Yani bu şekilde tasarımlar yapabiliyorsunuz. Farklı mat seçenekleri de var. İşte üçgenli, yuvarlaklı, birebir bir kareli, yuvarlak falan. Hani bunları siz de seçebilirsiniz. Ee, ben mesela bunu yapmıştım. Nerede? Aa bu. Acı kırdım ya parçasını mesela böyle. Bu mesela şeydi, bu çalışmaydı. Her birini oluşturdum. İşte atları bilmem neleri, bayrakları şu bu, su Bayrak tepedeydi. Üçgen dediğim üç tane altı diyor mesela. Onlar buradalar. Yani bunları birleştiriyorsun en son. Sonra karşına bu çıkıyor. Yani güzel aktivitedir. Çocuğunuzla da çalışabilirsiniz. Ve 3D penler pahalı değildir. 200 lira falan malzemesi haricinde. 3 üç boyutlu kalem. Yazıyorum internete. 210, 174, 150 150 liraymış mesela burada. Yanında böyle filamentler veriliyor. Ben bu filamentler yerine bu büyük filamentlerden alıyorum. PLA şeklinde. Tek düz. Bunları kullanıyorum. İş yerim için mini tarım aletleri basımı yapacağım. Ee, abi metal e, kullanacaksan dediğim gibi Mark Force'da ama onu almaya gücün yetmez. O yüzden soğuk döküm yapabilirsin. Cold casting diye anlattık bu videonun içerisinde. Ee, ona bakabilirsin. Ee, bir de eğer yapman gerekiyorsa CNC'de de yapabilirsin. Ya, tarım aletlerinin ne kadar e, basınca dayanıklı olduğuna bakmak lazım. Ne kadar bara dayanıklı. E, filamentler dayanıklı olabilir diye düşünüyorum bunlar. E, katmanına göre değişir tabii ki. Ama e, hani deneyip görmek lazım. E, yazıcıları prototipleme aracı olarak görün. E, mesela 3 boyutlu e, bu siperlikler bilmem neler falan yapıldığında... Ee, biz ilk başta mesela öğrenenler harita diye bir şey çıkartmıştık. Şöyle öğrenenler.com harita. Ee, sonra arkadaşlar dediler ki Selçuk senin harita yapmana gerek yok. Biz harita çıkarttık zaten dediler. Ben o yüzden haritayı e, kaldırdım. Bu normalde şurada e, korona falan yazıyordu işte. E, korona için oluşturduğumuz bir sistemdi. İnsanlar işte siperlikler nereden alınmalı? Maske nerede? Kolonya nerede? Hani bunları... E, bulabilsinler. Test yerleri korona Covid-19 yerleri neresi gibi bunları anlayabilsinler diye ben öyle bir harita yapmıştım. Ama sonra arkadaşlarım beni uyardı. E, dediler ki Selçuk işte e, hepimiz bir yandan gidiyoruz. Bölünüyoruz. O yüzden bir yerden ilerleyelim dediler. Ben de bu haritayı kapattım. E, kendi e, şeyimize dönüştürdüm. Hatta buraya yazmıştım. 3 boyutlu yazıcı noktaları. Hani geliyorsun burada işaretliyorsun. Ogrenler.com haritada. Mesela bak bütün üç boyutlu yazıcı yerlerini buraya böyle ekleyeceğim ben. E i̇şte Beşiktaş'ta 3 e, durak varmış. Kendimizi kendimiz bile eklememişim. Kendimiz de eklerim. 3 durak buradaymış. Tıklıyorsun mesela buna. 3 durak dijital fabrika sitesi burasıdır. İçerisi böyledir. 10 tane fotoğraf. E, i̇şte içeride ürünler. Bu Bahçeli Üniversitesi'nin içinde zaten. E i̇şte yazıcıları bilmem neleri figür basıyorlar. İşte mesela İlker'in figürü var burada. Kurucusu. Ee, Kemal Sunal'ın falan böyle 3 boyutlu şeyleri vardı. Bakın makyaj aynası gibi dediğim ışık bu. Ee, ortasında mesela tablet konuluyor. Böyle bir şey de söz konusu. Ee, i̇yi insanlardır. Ben çok severim. Ee, maker hareketinde çok e, ameliyatını çektiler diyeyim. Küratörlüğünü yaptılar falan. Bir sürü şey yaptılar. Ee, bakın artı dediğim yerden normalde harita bilgisi eklenecek. Ben onu daha düzeltmedim. Ee, buraya tıkladığınızda e, normalde şey e, korona bak. <laughs> koronaya yapmıştım O yüzden öyle kalmış bunu işte şeye dönüştürmem gerekiyor 3 boyutlu yazıcı yere ekleyeceğim Maker firması bir şey falan filan diye siz seçerek böyle bir şeyler eklersiniz Ben de onları e, sisteme yüklerim o harita hepimizin haritası olur Hatta o size eğitimini eğitiminde eğitimin mi bilgi aktarımını yaptım İstanbul'da satın alma rehberi var ya onun mesela devamını da çekeceğim o hem bir saatlik bu videoda hem de öbür bir saatlik videoda e, çektiğim bütün noktaları haritaya eklerim e, bu aralar size hep canlı yayın yapacağım diye bütün zamanım buna gidiyor. İstanbul'da satın alım haritasının içerisine e, işte bütün her noktayı şeye girerim o haritaya. Siz de böylelikle şey yaparsınız. Ahşap ustası neredeymiş ya şuraya gideyim. Cam kesme bilmem ne nerede şuraya gideyim. İşte ben sihirvaz e, eşyaları almak istiyorum şurada gibi. Hepsini görebileceğiniz bir haritaya dönüştürürüm bunu muhtemelen. E, sizden işte ne kadar şey gelirse adım gelirse biz de o kadar adım atıyoruz. Hatta 10 katını atıyoruz. Hani o yüzden elinizden geldiğince bizi destekleyin. Biz de sizin için her şeyi yapalım. Öyle söyleyeyim. Aytunga 3 lirak harika bir yer tavsiye ederiz dedi. Aytunga'yı da ben tavsiye ederim. E, Aytunga'da da çok güzel e, şeyler, e, eğitimler. E, bu arada konuklar ağırlanıyor. Eğitim demeyeyim ona da. Hani konuklar mükemmel konulardan bahsediyorlar. Girdiğinizde videolara e, çok önemli insanlar e, göreceksiniz zaten. Hani e-ticaret, 21. yüzyıl becerileri, hazine malları hukuki açıdan, pandemi süreci sonrası yani çok şey var. Ben de burada konuşmuştum. Var mıyım bilmiyorum. Neredeyim? Selçuk Keser. İlk İlklerden biri olabilirim. E-öğrenme e mesela konusunda ben de konuşmuştum. Ee, birlikte muhabbet etmiştik. Ee, online öğrenmeyi öğrenme konusunu öğrendikten sonra artık önünüzde hiçbir şey kalmıyor. Ee, yani o yüzden bu süreç önemlidir. Bakın bu bizim atölyenin arkası. Şu an yeşil perdeden göremediğiniz yer bu. <laughs> Neyse. Hadi kendinize iyi bakın. E, yeter bu kadar gevezelik diyorum. Kapatıyorum. Yine benden bir şeyler isterseniz söylerim. Son bir belki ne yazmış. Baskı alıp baskıdan negatif kalıp ile döküm kalıbı alınabilir mi? Evet onu anlattık. Hatta şey dedik. E, cold e, metal casting. Şunun içerisindeki bahsettiğimiz olay. E, cold metal casting şurada var. Ne yapıyoruz? Baskı alıp demişsin. Baskı aldım. SLA baskı. Baskıdan negatif kalıp alıp evet silikon kalıp döktüm. burada bir bardağın etrafına Pinky Seal diye bir marka işte şey dökmüştü burada da. Hani Türkiye'de muadilleri var. Onun silikonunu döktün. O döktüğün kalıbın içerisinden bu parçayı çıkartıp içerisine asıl oluşturmak istediğin metal tozunu karıştırdıysan bunu koyup döküm yapılabilir. Yani o yüzden senin belki sorun burada. Direkt SLA baskısını aldıktan sonra metal ile e, evde metal döküm yapabilirsiniz. Yani aklınızda olsun. Rica ederim. Ben teşekkür ederim her şey için. 2 saat oldu. Kendinize iyi bakın. Kaçmazsam gidemeyeceğim çünkü. Hoşçakalın.